Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Yıldırım bize izin verir misin biraz? Tabii. Hoş geldin Dilara. Bir şey mi oldu? Dilara, yüreğime indirme. Bir şey mi oldu? Cihan, ben boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsun sen? Evet. Bunu mu konuşalım şimdi? Şimdi konuşalım. Allah Allah. Nereden çıktı bu böyle durup dururken? Niye? İtiraz mı ediyorsun? Hayır etmiyorum da. Sen değil miydin hayatta senden boşanmam diyen? Ne yaparsan yap boşanmayacağım diyen? Sendin. Ne oldu? Cihan, artık yoruldum. Tükenmiş durumdayım. Dayanacak gücüm kalmadı. Çocuklarını düşünürsün ve yanlışından dönersin dedim. Ama sen dönmedin. Bencilce davrandın. Çocuklarını düşünmedin. Senin aklın fikrin Gülseren'de. Bak Dilara, doğru konuş. Ben her zaman çocuklarımı düşündüm. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Eleştirilerinin çoğunda da haklı da olabilirsin. Ama bana asla çocuklarını düşünmüyorsun diyemezsin. Onları çok düşündüğün için mi Ozan'a tokat attın? Sen kışkırttığın için Ozan'a tokat attın. Sen dondurdun çocuğu. Kim bilir ne yalanlar söyledin babamla beraber. Görmüyor musun? Cansu ile Ozan bana nasıl davranıyor? Nasıl saygısız, nasıl terbiyesizler? Ömrü hayatımda bana böyle davranmadılar. Nasıl oldu böyle 180 derece birdenbire döndü bu çocuklar? Sen yaptın. Tamam, belki atmamam lazım tokat. Ama attım. Kendine gelsin diye attım. Ben onun babasıyım. Ne olursa olsun. Terbiyeli olacak bana. Ben onları kışkırtmadım. Gerçekleri söyledim. Senin göremediğin gerçekleri. Gerçek Gülseren'in benim servetime konmak istemesi. Bu mu gerçek? Saçmalama Dilara. Deliriyor musun sen? Saçmalama. Gülseren nasıl bir marifet sergiliyor? Senin aklını nasıl başına alıyor bilmiyorum. Ama gerçekleri göremiyorsun. Yazık. Saygısızlaşmadım Dilara. 20 yıllık karımsın. Benim üstümde, çocuklarımın üstünde çok büyük emeğin var. Sana hala saygım, sevgim var. Tamam boşanalım ama rica ediyorum. Saygımızı, sevgimizi koruyalım lütfen. Saygım olmasaydı daha ağır kelimeler kullanırdım ben de. Haklısın. Neyse. Boşanma konusunu çocuklara birlikte söyleyelim diye geldim. Bir şey merak ediyorum. Sen bu candan denen kadınla görüşmeye başladın. Sonra geldin bana boşanalım diyorsun. Bu kadın senin aklına neler sokuyor? Sana neler söylüyor? Ha? Beraber ne tezgah kuruyorsunuz? Daha önce kurduğunuz tezgahları unutmadım. Bak Dilara, bu kadın şeytan. Şeytan, uzak dur o kadından. Üzecek seni. Cihan, artık bana hakaret etme. Bu hakaret değil. Benim kimseden akıl almaya ihtiyacım yok. Özellikle de candandan. Göremiyorsun değil mi? Anlayamıyorsun. Sevilmeyen, istenmeyen bir eş olmak ne demek bilmiyorsun. Başına gelmedi çünkü. Sen daha evlendiğimiz gün pişman oldun Cihan. Bir de beni düşün. Ne hissettiğimi düşün. Nasıl yaşadığımı düşün bunca yıl. Çocuklarım için durdum. Gururumu da ayaklar altına aldım. Ama artık bitti. Bardak taştı Cihan. İçimde bir şeyler koptu. Dönüş yok. Ve sen özgürsün. Bir daha eve gelme. Davetiye gelmiş mi? Güzel. Berat, Rahmi Gülpınar'ı iyi ağırla. Kredisini yüksek tut. Akşama görüşürüz. Abi, Alper denen gerzek işe gelmedi. Haberin olsun. Neydi? Kendimdir.
Bak bakalım şuna bir. Bak bak iyi bak. Rahmi Gülpınar ölmedi daha. Hayırdır abi bu ne? Davetiye kişiye özel. Bu Pax kulübün açılışına. He, Berat'ın kumarhanesi. Gece kulübü ayağına kumarhane açıyor yine arkadaş. Aman her boku da bilirsin be. Her boku da bilirsin. Bütün büyükbaşlara davetiye gitti abi. Demek ki seni de unutmamışlar. Herhalde unutmayacaklar oğlum, herhalde unutmayacaklar. Artık Rahmi Gürpınar'ı da unuturlarsa zaten yapmasınlar bu işi. Gitmeyeceksin değil mi abi? Manyak mısın sen ya? Gider miyim? Cihan'la papaz olmuşum zaten. Hayatta gitmem. Çok şaşırttın beni Dilara. Yani herhalde artık etraf ne der diye düşünmüyorsun. Herkes konuşacağını konuştu zaten. Gazetelerde sayfa sayfa haber çıktı boşanıyorlar diye. Bilmiyor musun? Sen daha iyi bilirsin. Dava dosyona koymuştun. Cihan'la konuşacağınız çok şey var. Şirketlerin durumu, çocuklar. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Her şey benim istediğim gibi olacak zaten. Dilara, yanlış anlamazsan eğer. Tamam, anladım. Avukatım olmanı istemeyeceğim. Yani çok isterdim biliyorsun. Ama Özkan'ın davasını aldığım için Cihan'ın beni hala affetmediğinden eminim. Bir de şimdi senin avukatın olursam iyice. Ben sadece iyi bir avukat bulmanı istiyorum. Elbette. Melih Bey, siz bizim davayı mı almak istiyorsunuz? Bir dakika. Nereden bizim davamız oluyor bu? Sen Dilara'nın kız kardeşi misin? Sana ne oluyor? Bizim davamızı Candan'dan mı duydunuz? Büro içerisinde konuşuyorlardı. İlgimi çekti benim. Candan Hanım sizden DNA raporu istedi mi? İstedi. İki gün sonra da çıkıyor. Çok güzel. Bu davayı bana verdiğiniz takdirde bir sene içerisinde bu davayı çözerim ben. Bir sene mi? Alper duydun mu? Bir sene dedi, 5 sene falan değil. Sen bir sussana, olmaz. Belli olmaz. Belki 9 ay içerisinde de belli olur ama hakime bağlı tabii ki. Yalnız davayı kazandığımız takdirde %30'unu alırım. Duydun mu? %30 dedi. Dilara Gülpınar'ın servetinin %30'u ne demek biliyor musun sen? Ha? Mallar, mülkler, taşınmazlar, şirketler. Siz sadece babasından kalan kısım ilgilendiriyor. $100 milyon falan beklemeyin. Neyse ne. Ben o DNA raporunu aldıktan sonra her avukat zaten önüme kırmızı halı serecek. Haklısınız. Belki %20'ye bile çalışacak avukat bulabilirsiniz. Daha aşağı çalışmıyorlar yani. Alper sen ne sanıyorsun ya? Başka avukat bedava mı bakacak? Olmaz. Sen sussana. Alper Bey, karşımızdaki kişi Dilara Gürpınar yalnız. Gülpınarları karşısına alacak avukat kolay kolay bulamazsınız. Gördün mü? Sizin cebinizden 5 kuruş para çıkmayacak. Davayı kaybettiğimiz takdirde bütün masrafları ben üstlenmiş olacağım. Ama davayı kazanacağız. İddia etmiyorum. Garanti veriyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Tekrar dışarı çıkacağım. Kuaföre gidiyorum. Dilara Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Evden çıkarken yatak odanızın kapısını kilitler misiniz? Niye, bir şey mi oldu? Bu kadın çok meraklı. Her yere girip çıkıyor, orayı burayı karıştırıyor. Bir şey olur, sorun çıkar. Rica ediyorum. En azından siz yokken kapınız kilitli olsun. Tamam Emine Hanım, anladım. Teşekkür ederim. Sizin işiniz rahat edecekse kilitlerim ben. Hello! Ay Dilara Hanım, hoş geldiniz. Ay benim de içim kıyıldı. Şekerim mi düştü ne? Biraz atıştırayım dedim. Afiyet olsun. Kerim Hanım çok sık acıkıyor galiba. Bir şeyler hazırlayın yiyesin. Kerim Hanım çok sık acıkıyor galiba, bir şeyler yiyesin. Tabii acıkıyorum. Ben senin gibi zengin evlerde mi doğdum büyüdüm? Cihan'ın hayatından kopan her parça beni memnun eder. Boşanmak az buz bir şey değil. İkiye bölünmek demek. Bir şeyi yok etmek istiyorsan önce parçalara böleceksin. Cihan şirketlerin yönetimini bırakır mı bilemiyorum. Gerçi Dilara da istemez zaten. Bu kadar emin olma. Belli olmaz. Ozan oğlum, yüzünü görmek istiyorum. Yüzünü görmedikçe de içim rahat etmeyecek. Anne iyiyim ben. Merak etme, beni çocuk değilim. Tamam oğlum, tamam Ozan.
ama aklım sende kaldı. Bunu bil. Tamam, merak etme, aklımda kalmasın. Hadi öptüm. Neyse. Hava da buzmuş be. Gün batmadan önce burada olun. Niye? Gün batımının sensiz tadı çıkmıyor diye. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Kapıları mı dinliyorsun artık? Yok daha neler. Ben Harun Bey'i görmeye gelmiştim. İyi gör o zaman. Hoşça kal Harun. Görüşürüz güzellik. Merhaba Harun Bey. Müsaitsiniz galiba. Gelsene geç otur. Sabah işe gelmemişsin. Rahatsızdın herhalde. Yok. Gayet iyiyim aslında. Harun Bey ben buraya işi bırakacağımı söylemeye geldim. Bu şekilde olmuyor. İyi sen bilirsin. Yani sağladığınız imkanlar zaten bir PR müdürü için uygun değil. Gerçekte yapacak bir iş de yok zaten. Doğrudur. Başkaları çok daha iyi imkanlar sunar tabii. Ama biz de böyle Alper. Öyledir mutlaka. Ben zaten kendi işimi kuracağım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Ara. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Bir şey lazım olursa araymış. Neyini arayacağım ben seni ya? Neyini arayacağım? Harun değil, Firavun. Cihan'ı beğenmiyordum. Bu çıktı başıma. Ne haber Alper? İyi, Çağatay. Senden ne haber? Hakkını vermem lazım ha. Yalakasın ama harbi profesyonel yalakasın. Yalamaya devam. Dangalığa bak. Nasıl sanıyor kendini? Merhaba Adnan Bey. Ben Dilara Gürpınar. Size sadece kızım Hazal için vize lazım demiştim ama bana da gerekecek. Çünkü Schengen vizem bitmiş. Hiç farkında değilim. Pasaportu ben bugün size gönderirim. Siz Hazal için randevu aldınız mı? Evet biliyorum. Anne babasından imza almam lazım. Tamam o zaman siz randevuyu alın. Ben de bu arada bunları hallederim. Kalaya bak ya. Abi ben bu herife girişeceğim sonunda. Alper'e mi? Fırsatın olmayacak. Cihanların bulduğu avukat kafa kolu almış bile. Nasıl yani? Bıraktı mı işi? Bıraktı. Aman iyi. Maliye Bakanlığı işi ne oldu? Oldu. Bir iki gün içinde hallolur. Güzel. Anneciğim nasılsın? Her zamanki gibi sen? İyiyim ben de. Bir şey söyleyeceğim, ben işe başladım anneciğim. Sana eskisi kadar vakit ayıramayacağım. Ama her fırsatta görüşeceğiz, tamam mı? Anne çok ihmal ediyorsun beni, çok özledim. Hayır canım benim, ben de seni çok özledim. Ha bak bir şey söyleyeceğim, sakın Keriman'ın seni üzmesine izin verme, tamam mı kızım? Yo, üzmüyor merak etme sen. Gülseren. Gelsene şunları kaldıralım. Kızım hadi benim kapatmam lazım. Bak kendine iyi bak, gözüm arkada kalmasın. Hadi güzelim benim. Geldim. Şişt, Nuray. Kız çocuk ağlıyor. Nuray. Çocuk ağlıyor. Emziğini ver susar. Sen de ana olacaksın da. Baksana şu çocuğa. Bir iki dakika uyuyayım şurada ya. Bütün gece uyutmadı. Tamam uyu uyu. Tamam şunu yıkayıp getireceğim tamam mı? Sen ayakta uyu Nuray. Thank you.
Ah, kilitlemişler. Ayıp be ayıp. Sanki evde hırkız var. Abla, şu emziği getir, susmuyor. Ay, çenen kopsun Nuray. Ödümü patlattın gerizekalı. Ay, kolonları. Küpe. Bas bas bağırıyor. Ya, koca yalı da çen çen çen. Nerede bu? Ay Cansu halacığım, sen ne zaman geldin? Hala ne yapıyorsun? Emziği kaybetmişler de emzik arıyordum. Sen ne zaman geldin? Şimdi geldim. Buldun galiba emziği. Buldum. Nasıl aradım sorma. Emziksiz de olmuyor, çen 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 ağlıyor. Arayacaksın ki bulacaksın. Bulacaksın ki bebeğe vereceksin. Bebeğe vereceksin ki o da emecek. Emecek ki susacak değil mi? Susmasa da çen çen. Ay. İyi misin sen? Biraz kalbim ağrıyor ama iyiyim. Of, şunu götüreyim, vereyim çocuk böyle. Can Haşmet. Ay. Cansu. Hoş geldin. Kusura bakmasa da zahmet oldu ama. Kola koyuyorum. Niye baktın öyle? Tam biraz dağınık ama güzel değil mi? Öğrenci evi işte. Kimin burası? Ya bizim Ege var ya. Ege'nin kuzeni var Ömer. İTÜ'de okuyor yani. Onun arkadaşları kalıyor. İşte ben de katıldım onlara. Kaç kişisiniz peki? 3. Yani işte bir kişi varmış. O Erasmus'ta okumak için Polonya, Hollanda öyle bir yere gitmiş. Onun yerine ben geldim. Ya Cansu var ya, yemek, bulaşık, temizlik, ortalığı toplamak. Gerçekten hayat çok zormuş. Ozan üzüyorsun ya. Ben de üzülüyorum Cansu. Üzülmez miyim? Ama işte o eve gelemem artık. Babamın suratını görmek istemiyorum. Ayaklarım adım atmıyor ya. Anneme ne diyeceksin? Henüz bir şey söylemedim. Ama söyleyeceğim dönmeyeceğimi. Haberi yok. Sen de söyleme olur mu? Tamam da bence bir an önce söylememiz gerekiyor. Bence de bir an önce söylemem gerekiyor da. Şimdi vakti değil. Söyleyeceğim. Ne zaman Ozan? Bilmiyorum Cansu. İşte birkaç güne söylerim herhalde. Bu arada yarın işe başlıyorum. İşe mi? Evet. Nerede? Ya Ege'nin babasının otogalerisi var ya Turgul amcanın. Onlardaydım falan. Söyledim işte. Ben çalışmak istiyorum. O da gel benim yanımda başla dedi. Yarın başlayacağım. Ne dedim peki? Evi terk ettim demedin. Evet dedim. Babam bana bir tokat attı falan dedim. Ya saçmalama der miyim? Tabii ki de demedim. İşte ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum falan dedim. O da dedi tamam gel o zaman işe başla. Hatta Ege'yi bir fırçaladı. İşte bak Cihan Gürpınar ne oldu? Tomar'la parası var ama çocuk yine kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor falan diye. Ne yapacakmışsın peki otogalide? Ne yapılır? Araba satacağım. Ay Ozan saçmalama. Okulun ne olacak? Yansu bak. Okul benim umurumda değil. Gerçekten. Ben babamın parasını da istemiyorum. Suratını da görmek istemiyorum. İstemiyorum hiçbir şekilde. Ben mutluyum burada. Kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışıyorum. Huzurluyum. Annemden para al bari. Ne fark eder? Ha annemin desteğini almışım, ha babamın desteğini almışım. Aynı şey değil mi? İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Bak ben mutluyum, beni merak etme. Al işte. Yine annem arıyor. 10 oldu bugün. Efendim anne, ne oldu yine? Ozan, oğlum hala neredesin sen? Ne demek gelmeyeceğim?
Ne zamana kadar kalacaksın milletin evinde oğlum? Tamam, Ege senin arkadaşın da. Anne, sana eve gelmeyeceğimi, babamın suratını görmek istemediğimi kaç kere daha söylemem gerekiyor? İstemiyorum adamın suratını görmek. Anlamıyor ya. Ozan, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Emine Hanım. Buyurun efendim. Ozan'ın odasını toparladınız mı? Toparladık ama eşyaların birçoğu yok. Çoğunu yanında götürmüş. Tamam, teşekkür ederim. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Sen mi geldin ya? Ne zaman rahat bırakacaksın beni? Rahat ol kuzum, rahat ol. Nasılsın? Ya Hazal, kuzum senden bir ricam var ya. Rica? Benden. Şunu annenin odasına koyar mısın, mücevher kutusunu? Annemin küpelerini mi çaldın? Aa, hayır, haşa. Çalmadım kızım. Çalmak olur mu? Ya çok hoşuma gitti. Aldım böyle, kulaklarıma taktım. Bir deneyeyim dedim, nasıl duruyor. O anda da annen gelmez mi? Bir daha yerine koyamadım. Hazalım, şimdi ben gidip koysam bir gören olsa yanlış anlayacaklar. Kurban olayım, sen koy bunu. Anne! Anne! Hazal, ne yapıyorsun sen? Anneme söyleyeceğim. Küpelerini çalmışsın. Hazal, bak kötü olur sonra. Çok kötü olur. Kötü olacak. Ne yapacaksın? Bu kız yürüyor mu diyeceksin? Ha, demem mi zannediyorsun? Söyle. Ben de annemin küpelerini çaldığın için bana iftira atıyorsun derim. Bu kadar basit. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun da ben senden daha akıllıymışım. Ha, sen öyle zannet. Dur bir dakika. Şunu bir seyret. Ondan sonra çağır anneni. Neyi? Ne oldu kızım, beni mi çağırdın? Evet anneciğim, tuvalete gidecektim de Keriman halam ben götürürüm dedi. Ya bana kıyamıyormuş da seni çağırmış. Hadi ben yaparım, yaparım, sen rahat ol. Seni de rahatsız ettik anneciğim, kusura bakma. Hayır kızım, önemli değil. Tekerlekli sandalyemi getirir misin kardeşim? Al şunu. Götür, bırak, bir daha da bana ters, ters konuşma. Allah belanı versin senin, biz şantajcı. Kusun, bela anma, bela anma. Bak belayı anarsan bela gelir. Kaşınma, kendine gel. Dükkanın sahibi Münevver Hanım çok tatlı bir kadın. Devamlı anlatıyor bıcır bıcır bir şeyler. Bu şeydeymiş daha önce, bir yerden emekli olmuş. Ondan sonra evde boş duramamış, burayı açmış. Helal olsun. İşe girdiğinizi söylemediniz Gülseren Hanım bana yine. E tamam, şimdi söyledim ya. Ama girdikten sonra söyledim. Ya çünkü kızıyorsun. Peki tamam, ne zaman bu iş konusu açılsa kavga ediyoruz. Evet, etmeyelim. Tamam, etmeyelim. Neşen kaçmasın. Çok sevinçlisin. Ondan sevinçli değilim. Cansu geldi bugün. Hayır yani aslında ben sabahleyin binicilik kulübüne gittim. Yani şöyle oldu. Ben dedim ki yeter artık, her şeyi söyleyeceğim. Ne düşünürse düşünsün dedim. Gittim, yüzüne karşı her şeyi çatır 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 söyledim. Ondan sonra da çıktım geldim. Bu okuldan çıkışta benim iş yerine geldi.
Cansu. Evet, anneciğim özür dilerim dedi. Boynuma sarıldı. Ay nasıl özlemişim. Çok şükür. Harika. Çok sevindim. İnşallah beni de affeder Cansu. Affeder tabii. Beni affetti, seni de affeder. Yalnız bir şey söyledi Cansu. Ozan evi terk etti dedi. Ne o? Geçen gün Ozan çok haddini aştı. Çok kötü şeyler söyledi. Terbiyesizlik yaptı. Bunu daha önce birkaç kere uyardım yapmasın diye ama yine yaptı. Bir daha uyardım, yine yaptı. Ben de bir tokat attım Ozan'a. Genç çocuk tabii ki biraz alındı. Yapmamam lazım belki ama bilemedim. Neyse evladımdır. Döner. Şurası. Gülseren, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dilara boşanmak istediğini söyledi. İlk defa. İyi akşamlar. Oo, oyunların efendisi Rahmi abimiz gelmiş. Abi hoş geldin, şeref verdin. Eyvallah. Eyvallah Berat'cığım, hayırlı olsun. Çok sevindim geldin abi. Ya o kadar hatırımızı sayıp davetiye yollamışsın. Şimdi davete icabet etmemek olmaz değil mi? Eyvallah abi, sağ ol, var ol. Gel sana mekanı gezdireyim. Mekanı? Ya hadi gezdir. Nasıl buldun abi? Harika olmuş Berat ya. Ellerine sağlık. Eyvallah abi, sağ ol. Elimizden geleni yaptık. Abi hangi masaya alalım seni? Bakara, rulet, poker. Ay yok, ben oynamayacağım. Ben gidiyorum. Abi bizde kredin sonsuz senin. Biliyorum da şeytanınız bol olsun demeye geldim. Vaktim yok Berat'cığım. Abi sen eski pokercisindir. Hadi bir yere otur istersen. Sağ ol. Gel bir abi. Sen 15 dakikada masanın tozunu attırırsın. Hadi. Cana bez aldırdın mı? Ay Cansu, tam zamanında geldin. Canı biraz alır mısın? Kolum koptu sabahtan beri. Nuray, çocuğuna kendin bakmalısın. Cansu senin çocuğun da dısı değil. Ne var yani? Ablası değil mi? Lütfen daha fazla konuşma çocuğumla ilgili. Ay aman. İyi ki bir yardım istedik. Anneciğim, sen niçin buna izin veriyorsun? Ben müdahale etmesem çocuğum sana baktıracak. Tamam anne, boş ver, önemli değil. Ne demek boş ver, önemli değil Cansu? Anneciğim böyle yapma bak, anlıyorum. Senin kardeşin tabii ki bakabilirsin. Ama her şeyin de bir sınırı var kızım. Neyse tamam, nereden geliyorsun sen? Dışarıdan, ben odamdayım, tamam. Tamam. Cansu. Dışarıdaydın. Ozan'la görüştün değil mi? Ne alakası var? Anne ben gidiyorum, hadi. Cansu lütfen. Anneciğim ben seni çok iyi tanıyorum. Nasılmış peki Ozan, iyi miymiş? Ege'lerde mi kalıyormuş? Tam iyiymiş, merak etme. Anneciğim lütfen. Kızım bir cevap verir misin bana? Planları neymiş, öğrenmek istiyorum sadece. Anne sorma. Sorma, söz verdim lütfen. Tamam. Ege'lerde kalmadığını anladım. Peki, söz verdim madem. Tamam. Ne
Bu gece şanslı gecenizde değilsiniz Rahmi Bey. Hadi hadi oyunun oyunun. Masada konuşulmaz fazla. Niye ya? Çok içeri girdiniz diye sinirleriniz mi bozuldu? Ya niye takıyorsunuz ki? Aslan gibi oğlunuz var arkanızda. Cihangir Pınar. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen lan yavşak? Ne diyorsun sen? Rahmi Bey ayıp oluyor ama. Terbiyesize bak ya. Zerkimize bakalım Rahmi Bey. Ulan ilk defa oturmuş masaya laf sokuyor hıyar. Ondan mı 300 bin kaybettin? Ulan bana bak konuşma fazla. Rahmi Bey. Fena yaparım seni ha. Lütfen. Lütfen Rahmi Bey oturun. Şu Berat'ı çağırın bana tamam, Berat'ı. Tamam tamam ya tamam ya. Tamam çek elini. Berat'ı çağırın bana Berat. Efe ver içeride. Tekir diye oturdu. Şimdiden 300 bin içeride abi. En müptezel, en müptela. Harun abi. Çok mu yakındınız bu Rahmi'yle? Ya üniversite zamanı birkaç kere gördüm o işi. Ama oğlunu yakından tanırdım. Bak Harun abi. Arada sen varsın diye bir şey demiyorum. Yoksa hayatta sokmam böyle adamları kapıdan. Sağ ol. Ama bu işten sen kârla çıkacaksın. Tamam geliyorum. Ne yapayım abi? Sen devam et ben duruma dahil oldum. Rahmi abi. Tamam Berat'cığım. Ya bana 20 bin liralık fiş yollar mısın? Abi limiti aşmışsın. Yoksa seve seve. Ne diyorsun sen ya? Abi bizde sınır 300 bin. Ne sınırından söz ediyorsun oğlum? Ben Rahmi Gürpınar'ım ve ben bu masada tarih yazdım lan. Tarih yazdım ben bu masada. Tamam abi sakin ol. Bir çek yazarsan halledersin. Ulan hala çek diyor ya. Hala çekiyor. Ne çekiyor oğlum? Ne çekiyor ya? Ne çekiyor? Rahmi abi. Abi sensin değil mi? Harun. Nereden çıktın sen? Abi kaç yıl oldu değil mi ya? Ne yapıyorsun oğlum? Abi ne yapalım ya bildiğin gibi ya. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyor muyuz? Ben onun babası sayılırım be. Ne tanışması? Değil mi? Aynen aynen kesinlikle be abi. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne abi işte yurt dışındaydım ben. Artık buradayım yerleştim şirketi falan da getirdim. Şirketin var? Şirketler. Belliydi zaten. Koçum benim nasıl sevindim ya. Ben de nasıl ben sevindim de. Canım benim ya. Beyler bu arada oyun da sekteye uğradı. Şu benim 20 bin liralık şeyi yollasana. Abi yeterince içeridesin. Tamam bundan önceki borcu da bana yaz. Ben de bundan sonrası. Biz aramızda hallederiz Rahmi abim. Yok hayatta olmaz. Olur mu öyle şey? Abi. Yok vallahi olmaz. Ah be abi. Yok. Abi, oynamam daha iyi. Hayır. Olur mu oğlum öyle şey ya? Daha ilk defa karşılaşmışız yıllar sonra. Kabul etmiyorum kesinlikle hayır. Ben de. Bundan sonra sen de bu kadar. Tamam bitmiştir mi olmamış? Kapattım. Ya. O zaman 50 bin olsun da ben devam edeyim. Sen ne yapıyorsun? Sen keyfine bak abi. Otur ben ruletteyim. Uğrarım yanına. Tamam. Şeytanınız bol olsun. Eyvallah. Haydi görüşürüz Dağıt ya. Hadi Dağıt. Bir şey söylemeyecek misin? Kaç dakikadır susuyorsun? Bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani sonuçta yıkılan bir yuva var ortada. Karma karışık her şey. Gülsen, benim söylemekten dilimde tüy bitti. Senin dinlemekten bitmedim. Dilara'yla boşanmamın sebebi sen değilsin. Değilsin Gülsen. Ya tamam biliyorum. Ama yine de... Ne yine de? Kolay olmayacak, hiç kolay olmayacak. Her şey şimdi başlıyor Gülsen. Hazırlıklı ol. Kim bilir neler olacak. Çocuklara nasıl söyleyeceğiz? Büyük tepkiyi Ozan verecek. Biliyorum. Her şeyin farkındalar ama tabii yaşamak başka bir şey.
Alo Engin. Buldun mu lan telefonu? Buldum la buldum. Meyhanede bırakmışım. Abidin'in orada. Tabii oğlum camide mi unutacaktım? Şşş neredesin la? Eve geldim abicim. Yukarı çıkacağım şimdi. Üstüm başım leş oldu. La oğlum sizin ev mühürlü değil mi la? Taşların mühürü ne lan? Yıkılırsa yıkılsın başıma. Bir dakika la bir dakika. Millet evine giriyor bir dakika. Arayacağım ben seni. Ne oluyor la gene? Aa Özkan. Gözünüz aydın. Sizin apartmanı tamir etmişler. Herkes geri taşınıyor. Yani yıkılıyordu. Yıkılmıyormuş. Müteahhit yaptırmış. Kerimanlar nerede kalıyor? Çoluk çocuğunu sefil etmemişsindir inşallah. O ne demek abla ya? Allah Allah. Niye sefil olsunlar? Yerleştirdim mis gibi otele. Sefa sürüyorlar. Aferin, aferin. Adamsın, adam. Kolay gelsin kardeş. Sağ olun. Buyurun. Mühür kalktı galiba. Kalktı, kalktı beyefendi. Buyurun, girebilirsiniz. Ya kardeş şimdi girebilirsiniz diyorsun da ben buraya çoluğumla çocuğumla gireceğim. Bir şey olmasın. Beyefendi, mühendisler kontrol etti. Finişleri de onay verdi. Buyurun, oturabilirsiniz. Hadi eyvallah kardeşim. Bu ne lan? Allah kahretsin şuraya bak. Köpek bağlasan durmaz evde ya. Kokuya bak ya. Bir de Cansu'nu bu evde oturtmaya kalktım ben. Anne, baba. Nasıl görünüyor oradan durumlar? Vallahi çok sağ olun. Bıraka bıraka bu evi bıraktınız ya bana. Vallahi Allah ikinizden de razı olsun. Bu dosyada çok eksik var. Nasıl? Hemen halledeyim. Yok, sizinle alakalı değil. Keşke eşiniz tutuklandığında ilk bana gelseydiniz. Hiç yatmazdı. İddianame zayıf çünkü. Hay Allah. Bilemedik işte. Neyse, üzülmeyin, hallederiz. Nasıl yani? Çıkar mı? Çıkarabilir misiniz? İlk duruşmada söz veremem ama ikinci duruşmada kesin çıkarırım. Sen mi söylüyorsunuz? Ay inanmıyorum. Ay Yıldırım Bey size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür etmek için henüz erken. Önce bir vekaletname ayarlamamız lazım. Durun bakalım hangi cezaevindeymiş? Maltepe. Ne güzel, tamam. Yıldırım Bey, ben şöyle vereyim, buyurun. Nedir bu? Kayınpederimin oturduğu evin tapusu. Kırklar elinde. Evi satışa çıkardık. Ha deyince satılmıyor tabii. O yüzden ev satılır satılmaz elimize biraz para geçer geçmez size vekalet ücretini muhakkak ödeyeceğim. Söz veriyorum. Derya Hanım olur mu öyle şey? Lütfen. Cihan Bey'in dostu benim de dostum. Olmaz. Alın bunu. Hayır olmaz. Katiyen kabul edemem. Size böyle borçluk alamam. Buyurun. Bakın önce eşinizi bir çıkaralım. Kendini toparlasın. İşini gücünü yoluna koysun. Ondan sonra bakarız. Tamam mı? Ama... Lütfen dedim. Peki. Efendim Cihan. Ne dedin? Ya anne öldüreceksin beni ya. Ne nikahı? Evim yok diyorum, evim. Bütün apartmanı boşalttılar, yıkıyorlar. Ya Cansu bizi alıp getirmeseydi buraya evsiz kalıyorduk ya. Ya anne Allah aşkına ben mi söyledim babama gel Özkan'ı vur diye? Beni niye suçluyorsun? Gelmeseydi, vurmasaydı, kaçak olmasaydı. Ne dedi ne?
Nikah kıymazsak yarın bıraktığı işi bitirecekmiş, öyle mi? Gelsin o zaman, gelsin. Bekliyorum onu. Sen de hala o adamla konuşuyorsun ya. Ya seni arayanda kabahat. Nasıl bir dünyaya doğurdum ben seni oğlum ya? Hadi uyu bakalım. Uyu. Hadi uyu. Oy oğlum. Senin kokunu kurban olurum ben ya. Nasıl özledim seni ya. Oğlum uyu artık hadi ya. Uyu, uyu. Bacaklarım koptu. Özkan sen ne biçim adamsın ya? Nasıl adamsın sen? Tam zamanında arar. Efendim Özkan. Nuray, canım. Özkan, sen hani telefonunu kaybetmiştin? Ha? Bak bu parasızlıkta kendine yeni bir telefon aldıysan... Sana inanmıyorum Nuray ya. Aklına ilk gelen cümle bu mu Nuray? Ben Nuray canım diyorum ya, böyle duygusal bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Yani ilk aklına gelen telefon mu? Canımmış. Ya sen hangi yüzle arıyorsun beni? Ha? Ev tamir edildi, herkes evine girdi. Hadi atlayın gelin siz de. Nereden biliyorsun tamir edildiğini? Ya kızım yalan mı söyleyeceğim, Allah Allah, herkes evine girdi. E bakalım önce bir doğru düzgün tamir ettiler mi? Biz canımızı sokakta bulmadık Özkan Bey. Ya tepemize yıkılırsa bina? Güzelim bak sabrediyorum. Beni şimdi bağırttırma, beni bağırttırma lan! Bastırma bana o yolu içinde! Hayret bir şey ya! Serdiniz zaten postelerlerin evine! Lan haysiyet bırakmadınız bende, haysiyet! Aman çok vardı da biz bırakmadık. Özkan kapatıyorum bak, canı uyutmam lazım. Ya sen laftan anlamıyor musun kadın? Ben sana ev tamir et... Nuray! Nuray! Bana ne gel! Ey yüce Rabbim be! Ey kurban olduğum Allah'ım! Ne olur ya, bir gün ya! Bir günde şu kulunu acı ya! İki gün demiyorum bak! Bir gün ya! Bir gün! Tabii. Bu güzelim yalıyı bırakıp... o viraneye döneceğiz değil mi? Salağız biz çünkü. Para yok, pul yok. Aç aç oturacağız orada. Yok öyle. Biz burada kalıyoruz değil mi canım? Anneciğim hazırlanıyor musun? Hı hı. Cansu. Anneciğim ne olur kendini benim yerime koy. Ozan'ı çok merak ediyorum. Ya anne anlıyorum ben seni ama... ben şimdi konuştum, daha iyiymiş, merak etme. Kızım sesini duymak yetmiyor ki, görmem lazım. Ben anneyim Cansu. Oğlumun nerede, ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilmeden rahat eder miyim sanıyorsun? Gözüme uyku girer mi? Ya sen hep demez misin verdiğin sözü tut diye? Ben şimdi Ozan'a söz verdim anne, ne olur üstüme gelme. Tamam mı lütfen, hadi geç kaldım, öpüyorum. Cansu, Cansu. Aldım Mehmet teyze, öpüyorum. Güle güle canım, iyi dersler. Köy cadısı ya, ayırmıyor ki telefonunu yanından. Nasıl sileceğim ben o videoyu? Silemeyeceğim. Bugün fizyoterapi iyi geldi desem... yavaş yavaş da yürümeye başlasam... Daha yiyecek misiniz? Sofrayı toplayacağım da artık. Ha topla topla, şuradan başla. Dur ya, onu mu götürüyorsun hemen? Dur, şu son lokmamın şeyini de koyayım da. Heh, sağ ol. Götür. Hazan nerede?
Köydeki havaya bak. Benden havalı. Anne. Anne. Efendim kız. Anne gitmiyor muyuz fizyoterapiste? Tabii ki gideceksin. Ama bugün seni Bahtiyar götürecek anneciğim. Ben de senin vize işlemlerine ilgileneceğim. Hah, geldin mi Bahtiyar? Olur mu? Olur tabii. Ay sen terapiye mi gidiyorsun? Bir de bakıyormuşsun, bir mucize oluyor. Sen yürüyorsun, koşuyorsun, öyle geliyorsun. Nasıl şaşırırız değil mi? İnşallah. Hadi bakayım. Ya ben seni götürmek isterdim de bugün böyle kalbim nasıl atıyor? Tansiyon mu ne? Olsun halacığım. Canı sıkılır zaten. Başka zaman gelirsin. Hazır mısın Sazal Hanım? Hazırım. Anneciğim erken biterse hemen yanına gelirim seni, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi. Halaya bir öpücük yok mu? He? Eksik olma halacığım. Al bakayım bir üzüm ya. Al. Al. Hay yüce Rabbim. Şu çocuk da bugün yürüyerek koşarak gelsin yüce Rabbim. Değil mi Dilara Hanım? Bir üzüm yer misin? Yok sağ ol, afiyet olsun. Kız sen de hiçbir şey yemiyorsun. Fiziğin için mi yemiyorsun? Dilara, bu ne güzel sürpriz. Merhaba Sedef. Umarım rahatsız etmiyorum. Ay ne rahatsızlığı. Gel gel içeri. Bir kahve içelim. Yok hiç geçmeyeyim. Ben Ozan'a bir şey söylemek için geldim. Rica etsem çağırır mısın? Aa, Ozan burada kalmıyor ki. Ömer'in öğrenci evine taşındı. Sana söylemedi mi? Aa, hemen mi taşındı? Ben biraz Ege'lerde kalacağım. Ondan sonra geçeceğim demiştim. Aa, biz de çok ısrar ettik. Kaldı ama dinlemedi gitti. Yalnız Dilara'cığım seni ve Cihan'a da tebrik ediyorum. Anlamadım. Mükemmel bir çocuk yetiştirmişsiniz gerçekten. Sağ ol Sedef, teşekkür ederim. Yani Tuğrul Ozan'a hayran kaldı. Yani bir de kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum deyince ne kadar etkilendi görmeliydin. Bir de babasının yanında da çalışmak istemiyor, kayırırlar falan diye. Bu zamanda böyle bir çocuk. Tuğrul benim yanımda çalış dedi o zaman. Bugün işe başladı. Ha. O yüzden böyle gizem davranıyormuş. Niye bana söylemedi ki? Ya canım genç çocuk yani her şey yolunda mı diye görmek istemiştir. Sana da mahcup olmak istemez sonuçta. Doğru. Ketumdur zaten. Sedef'ciğim ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Sonra görüşürüz. Ya böyle olmadı ama. Mutlaka kahveyi bekliyorum bir ara. Tamam tabii ki. Hoşça kal. Görüşürüz. Ozan. Çok güzel Harun ya. Vallahi çok güzel. Bütün İstanbul ayaklarının altında. Güzel değil mi? Ya otel de senin demek. Maşallah tebrik ederim seni. Teşekkür ederim ben de. Teşekkürler delikanlı, sağ olasın. Ne işte, yurt dışında işler yolunda gitti. Tekerleği de bir kere döndürdüğümü biliyorsun. Öyle deme, öyle deme öyle. Tekerlek bir kere döndürmeyle olmaz bu işler. Herkes tekerleği döndürmeye çalışıyor ama kaç kişi başarılı oluyor? Şanslıydın belki de. Yok canım yok, vallahi şans değil. Sende o kafa vardı, daha o zamandan vardı. Ben biliyordum senin buralara geleceğini. Cihan nasıl? Onun da işleri yolunda anladığım kadarıyla. İyi, gayet iyi. Aldı yürüdü maşallah o da ya. Ayol,
Aşağıda koskoca saray gibi kat var. Bizi bir odaya sıkıştırdınız. Üç kişi bir odada kalıyoruz. Mülteci kampı buradan iyi be. Ayıp ayıp. Orası depo katı. Depo değil, ben baktım. Onu ben bilemem ki, Dilara Hanım bilir. Ya Dilara Hanım gibi bir kadın buna hayır mı diyecek? Sen yap benim şeyimi. Aa, Dilara Hanım. Hiçbir şey söyleme. Bunu niye heyheyler üstünde? Kız bu menopoza mı girdi yoksa? Menopoza da girdiyse pozundan vazgeçilmez. Buna bak. Cevap vermiyor. Bücür. Burada sadece benim ofisim var Doğan Bey. Ben çalışıyorum. Diğer müdürlerim Maslak'ta holding binasındalar. Peki sebebini öğrenebilir miyim? İşlerini oradan yürütüyorlar. Başlarını durmama gerek yok. Gayet başarılılar. Bize çalışmak için burayı mı tahsis ediyorsunuz? Tabii ki nasıl isterseniz. İsterseniz burada çalışın. İsterseniz Maslak'ta çalışın. Nasıl istiyorsanız. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Dilara. Dilara arayayım mı seni? Bekleyemem. Şu an işim var arayacağım. Kusura bakmayın. Dilara Hanım, iyi misiniz efendim? Yok bir şeyim, ne çıksa. Arkadaşlar, mali polisten destek alın. Bir dakika, bir dakika Doğan Bey, bir saniye. Ben istediğiniz her şeyi veriyorum size. Her türlü yardımda da bulunuyorum. Mali polisin ne gereği var? Bir dakika Cihan Bey. Maslak'taki bütün bilgisayarlara el koyun. Hepsini alın, buraya getirin. Bundan sonra çalışmalarımızı buradan yürüteceğiz. Ya siz demek o kadar zamandır görüşmüyorsunuz. Ne tuhaf ağrım ya. Hayat ailesi işte. Koptuk gittik. Arar mı ama Cihan'ı, nasılsın? Görüşürüz. Senin bir de kız kardeşin vardı değil mi? Hatta galiba Cihan'ı o daha önce tanıyordu da sizi o tanıştırdı hatırladığım kadarıyla. Harun Bey, senet hazır. Rahmi abi. Bu senet tahsil edilecek diye düşündüm. Senden para isteyen yok. Bu senet sadece her şey kitabına göre yapılsın diye. O kadar. Tabii canım. Sağ ol Harun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın yardımların için. Sen hatırlatıncaya kadar bunu burada unutuyorum. Ben bunu sana 3-5 öderim. Ya ben senden bir şey rica edeceğim. Yalnız bunu Cihan bilmesin, olur mu? Aşk olsun Rahmi abi. Bunu söylemene gerek var mı? Efendim Dilara. Bir saattir senin aramanı bekliyorum. Dilara işlerim vardı, arayamadım, kusura bakma. Boşanma konusunda konuşacağımız şeyler var. Şu anda gelemem, işlerim var diyorum. Ne demek şu anda gelemem Cihan? Dilara, işlerim var diyorum. Burası çok karışık, tamam mı? Gelip bir şey konuşacak halim yok şu anda seninle. Bu kadar önemli neyin olabilir? Söyleyeyim mi ne olabilir Dilara? Mali polis ofisimizi bastı. Bütün evraklara, bilgisayarlara, her şeye el koydular. Ofisim şu anda mali polis, vergi dairesi, her şey kaynıyor, anlıyor musun? Arabama bomba konuluyor, ihaleleri alamıyorum. Kim benimle uğraşıyor, niçin uğraşıyor bilmiyorum, araştırıyorum. Şu anda gelip seninle boşanma falan konuşamam. Al eline bir kağıt kalem. Ne istiyorsan yaz. Hepsini veriyorum. Thank you.
Cihan Bey. Hı. Buranın evraklarını da istediler. Ver. Cihan. Neler oluyor? Kötü şeyler oluyor Yıldırım. Birileri bizde kedi fare oyunu oynuyor. Cihan bir sakin ol. Adamlar gerçekten bir açık var zannedecekler şimdi. Ya neyini sakin olacağım? Baksana ofisime girdiler. Didik didik arıyorlar her şeyi. Sen yakın zamanda denetleme geçirmedin mi zaten? Geçirdim. Bilmiyorum. İhbar varmış hakkında. İhbar mı? Ne ihbarı? Yolsuzluk. Yolsuzluk. Ben hem de. Şaşırmış bunlar. Gerçekten şaşırmış. Devletten aldığım ihaleleri, konsorsiyumlarla girdiğim ihaleleri, her şeyi didik didik arayacaklarmış. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Durup dururken değil Yıldırım. Bunlar arabamda patlayan bombanın artçıları kardeşim. Anlamadım. Ya neyini anlamadın? Bak önce arabamda bomba patladı. Sonra yıllardır aldığım ihaleyi kaybettim. Şimdi maliye ofisimi bastı. Sen ne diyorsun ya? Benim hiçbir zaman yolsuzlukla işim olmadı. Tertemiz bir şirketim var benim. Evet. Böyle arda arda söyleyince haklısın. Peki hesaplar sağlam mı? Sağlam. E o zaman endişe edecek bir şey yok. Ya denetimi uzatırlar. 3 ay, 5 ay yayılır. Basın öğrenir. Hakkımda abuk subuk haberler çıkıyor Yıldırım. Ticari duruşum bozuluyor. Cihan maliyecilerin geldiğini söyleyince ödü kopmuş bizimkinin. Hemen beni aradı. Maliyeciler mi gelmiş? Beklemiyor muydun? Bekliyordum da bu kadar çabuk değil. Ne yapayım peki ben şimdi? Yatıştırayım mı, azdırayım mı? Yatıştırman gerektiğini bilmen lazım güzellik. Ay ne bileyim Harun. Seninle konuşurken elim ayağım birbirine dolanıyor. Aklım gidiyor. Hala mı? Hala. Güzel. İyi, biraz da şimdi Dilara'nın aklını karıştıralım. Hadi kapatıyorum. Haber ver bana. Rahat ol diyorsun yani. İyi, rahat ol tabii ki. Geçen hafta aynı şey iki müvekkilimin başına geldi. Peki Candan bu mali polisler nedir başımızda Allah aşkına? Dilara'cığım etrafta o kadar çok dolandırıcı iş adamı var ki... belge bilgiyi kaçırılıyor mu diye maliye kontrol ediyor işte. Normal bir prosedür yani. Hiçbir şey çıkmaz bundan. Gerçekten böyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Merak etme. Sağ ol Candan. İçimi rahatlattın. Sema! Çıldıracağım. Buyurun Sema. Canım. Şunu alır mısın orada? Tabii. Kusura bakmayın, gözümüzden kaçmış. Delirmek üzereyim. Bu ev günde 100 kere temizleniyor. Ama mutlaka bir yerlerde bir şey kalıyor. Ya hala gitmediler mi? Maalesef buradalar. Dilara niye göndermiyorsun? Merhamet de bir yere kadar artık. Ben de gitmelerini istiyorum Candan. Ama Cansu'nun hatırı için katlanmak zorundayım. Zaten çocukların psikolojisi alt üst olmuş durumda. Bir olay çıksın istemiyorum. Beyefendi sakin olun lütfen. Bekleyin. Ya söyleyin toparlansınlar gidiyoruz. Tamam haber verin lütfen. Nuray! Nuray! Bana bir dakika izin ver. Abla! Ne oluyor Özkan? Yine ev basmaya mı geldin? Yok estağfurullah Dilar Hanım. Bizimkileri alıp götürmeye geldim. Bu apartman tadilat edilmiş. Yani belediye izin verdi artık oturabileceğiz. Emin misin? Eminim sorun yok. Sema! Sen ne yapıyorsun yine burada? Hayatım telefonda söyledim ya apartmanı tamir etmişler. Hadi toparla oğlanın eşyalarını gidelim. Ben gitmem o eve. Nuray! Ya Dilara Hanım ben inanmıyorum buna. Sifil edecek yine bizi sokaklarda.
Özkan doğruyu söyle. Yalan söylüyorsan bir telefonla öğrenirim. Eğer yalan söylüyorsam iki çocuğumun da yüzünü bir daha göremeyeyim. Herkes girdi evinde oturuyor şu anda. Buyurun, inanmıyorsanız belediyeye arayın, sorun. Yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Tamam, anladım. Murat, demek ki evinizde yaşayabiliyorsunuz artık. Eşyalarını toplayabilirsin. Nasıl ya? Nuray'cığım, bak zaten milletin kafasına çöktünüz kaldınız, hadi hayatım. Bizi götürüyorsun şimdi buradan ama karnımızı nasıl doyuracaksın acaba, çok merak ediyorum. Nuray'cığım, hadi toparlan hayatım, yoksa ben seni öyle toparlarım ki aklım başından olurum. Hadi hayatım, hadi. Emine Hanım, siz de aşağıya Kerim Hanım'a haber verin. Eşyalarını alsın. Peki efendim. Gel. Gir işte. Ha. Yemek mi hazır yoksa? Haydi, zil çalıyor karnım. Toplan Keriman Hanım. Eviniz yapılmış, gidiyorsunuz. Ne diyorsun sen be? Nuray, hadi ne olur biraz acele et hayatım ya. Ablam nerede? Ben nereden bileyim? Bekçisi miyim ben senin ablanın? Dilara Hanım ayakta kaldı. Bekletiyoruz, çok ayıp oluyor. Abla! Abla! Ya ne oluyor? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Kerman, eviniz tamir edilmiş. Artık yaşayabiliyorsunuz. Eşyalarını toplayabilirsin. Hazal nerede? Niye gelmedi hala Hazal? Ya ne yapacaksın Hazal ablacığım? Hadi gidelim ya. Hazal'la Cansu'yla vedalaşmadan nasıl gideyim? Ayıp değil mi? Siz gidin önceden, ben sonra gelirim. Ya ne diyorsun abla? Ne Hazal ne Cansu? Hadi gidiyoruz ya. Ya daha işim bitmedi. Toparlanmadım. Ya... Banyonun temizliği daha yarım kaldı. Gidin siz. Ne temizliği Kerimen Hanım? Bu evin temizliğinden siz mi sorumlusunuz? Abla bak beni bağırttırma, hadi yürü gidiyoruz. Sen bağırmak için zaten bahaneye bakıyorsun. Buraya gelmişsin bağırmaya. Ya bir tuvalete gideyim. Sele yönünden kütük mü kaçırıyorsunuz? Ne oluyor? Şişt, ne duruyorsun? Git eşyalarını toplasana. Nuray'cığım. Dilara'mla teşekkür et istersen. O kadar sizi misafir etti evinde. Biz bilmiyoruz sanki teşekkür etmeyi. Dilara Hanım çok, gerçekten çok teşekkür ederiz. Zahmetler verdik size. Rica ederim. Cansu'ya da alasmaldık derseniz bizden ne de olsa o getirdi bizi buraya. Tabii söylerim. Şey, istediği zaman gelip kardeşini görebilir. Kapımız hep açık onun için. Ay yüce Rabbim. Bu ne başıma gelen? Bu ne başıma gelen? Hazal aç şu telefonu. Hazal aç şu telefonu. Hazal. Hazal aç. Sizi bekliyorlar Kerem Hanım, hadi. Ya bir dakika, tuvaletteyiz ha. Vermiyor ya, Hazal gibi gözün kör olsun senin. Dur şu Cansu'yu açayım. Hadi Cansu. Bu da çıkmıyor. Bu evlek de derstedir şimdi. Lütfen kabul edin. Dilara Hanım, ne gerek var? Yok lütfen, bebek için. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ya nerede kaldın be kadın? Düştün mü klozet? Allah'ını seversen abla! Hadi! Hadi! Sel öğünden kütük kaçırıyor. Sanki ne acelemiz var değil mi Dilara Hanım? Allah Allah. Emine Hanım, Azmi'ye söyler misiniz? Kerim Hanım'ı bıraksın. Ama Azmi Kadıköy'e gitmişti efendim. Hay Allah, Bahtiyar da Hazal'la gitti. Kusura bakmayın, taksiyle gitseniz olur mu? Dilara Hanım, sorun yok. Ha, sorun yok. Taksiye verecek 5 kuruş param var cebinde. Adam olalım. Dilara Hanım çok teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben uğrarım. Yeğenlerimi yalnız bırakmam. Onları başsız bırakmam. Haydi. Siz de kendinize gına yakın. Oh. O neydi öyle abla ya?
Üzerimizden dozer geçti sanki. Sorma Sema, sorma. Çok şükür gittiler. Allah'a şükür kurtulduk. Neyse ki. Ne oldu, gittiler mi? Nihayet. Ev cehenneme dönmüştü. İnsanlar yoksul olabilir. Çok normal bir şey. Ama terbiyesizlik, görgüsüzlük bunlar çok başka. Sana şu avukat meselesini sormayı unuttum. Hala istiyor musun birini? Evet, istiyorum. Ha. Kararlısın yani boşanmaya. Kararlıyım candan. Her geçen gün kararımın kesinleştiğini görüyorum. Peki. Bir iki arkadaşım var o zaman. Bir konuşayım, ona göre haber vereyim sana. Olur. Teşekkür ederim. Ay Yıldırım Bey, ne müthiş adam ya. Keşke ilk bana gelseydiniz, hiç yatmazdı dedi. Ay ne güzel. En fazla ikinci duruşmada çıkarırım diyor. Ay hadi inşallah. Ay inşallah, inşallah. Üç tane adak adadım Gülseren. İbrahim çıksın, kurban kesip dağıtacağım. Tuzcu babaya tuz götüreceğim. Bir de üçüncüsü, üçüncü bir şey yapacaktım. Üçüncü neydi ya? Ay ne güzel yüzün gülüyor. Ay Allah da senin yüzünü güldürsün. Vallahi Gülseren, bana öyle bir şey yaptın ki hakkın çok büyük. Helal et ne olur. Ben yapmadım. Cihan ayarladı Yıldırım'ı, biliyorsun. E doğru. Ona da teşekkür etmem lazım. Evet, edersin bir ara. Ne diyeceğim? Ben oradayken Yıldırım Bey apar topar Cihan Bey'in yanına gitti. Neden, ne olmuş? Bilmem. İşle ilgili bir şey oldu herhalde. Hayır, kötü bir şey miydi? Ya bilmiyorum ama öyle bir panikle çıktığına göre kötü bir şey olmuş gibi geldi bana. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Oturun, oturun kızım, oturun. Ay Gülseren. Allah rızası için bir su, öldüm öldüm. Tamam. Oh, ölmüşenin ruhuna gitsin. Hanım kim? Benim arkadaşım ama kardeşten öte. Merhaba. Merhaba. Ay ne güzel, kardeş gibi. Ay bugün benim börek teslimatım vardı. Unuttum. Kafa yerinde mi, sevinçten ne yaptığımı bilmiyorum. Hadi, hadi geç kalma. Çok memnun oldum. Ben de güzelim. Hadi akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Çok iyi bir kıza benziyor. Öyledir. Evrakların hepsi orijinal. Cihan Bey, bu fotokopi. Tamam, şimdi hallederim. Meral! Bunun orijinali lazım. Bu önemsiz bir şey. Fotokopi olsa olur, olmasa olur. Buyurun Cihan Bey. Şu gerçeği gönderir misin hanımefendi? Tamam. Efendim sen? Ben Cihan. Derya geldi. Yıldırım'la konuşurken Yıldırım Cihan Bey aradı deyip gitmiş hızlıca. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Her şey yolunda. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Çocuklara mı bir şey oldu Cihan? Gülseren, kimseye bir şey olmadı. Herkes iyi. Allah aşkına işim gücüm var. Kapatmam lazım. Lütfen, meşgulüm. Canım ya, öyle bir şey olmasa neden der? Ya Allah Allah. Gülseren, hadi konuşuruz. Tamam, hallediyorum. Tamam, siz geçin, ben hallediyorum. Meral, ne kadar evrak varsa hepsinin orijinalini gönderin ya. İkide bir gelmesinler bunlar benim odama. Çay koy la. Geldik gene bu tam takır eve. Ya evde yiyecek, ağzımıza koyacak bir lokma yok, 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 yok. Hadi biz ölsek, gebersek kimsenin umurunda değil de... Sen ne olacaksın acaba oğlum, ha? Çok merak ediyorum. Sana bez lazım, süt lazım, lazım da lazım. Ya tamam. Ne tamam, ne?
Buzdolabı boş diyoruz. Git alışveriş yap. Bir şey yap Özkan. Ya tamam şimdi tamirhaneye gideceğim. Alırım Engin'den biraz para. Yaparız alışverişi. Ha sen git tamirhanede takıl. Oğlun da ağlaya ağlaya mamasını beklesin öyle mi? Ya kadın bir sussana lan. Seni karşıma çıkaran o kaderin ta içine tüküreyim Özkan. İnşallah sana senin gibi birini verir karşına. Asıl ben tüküreyim ne öyle kaderin içine? Almanya'da peşinden şahat, şahatsıya koşarken iyiydi ama. Ah, ah gerizekalı kafa, ah. Gül gibi karının değerini bilmezsen Allah da böyle manyakları çıkartır karşına. He. Ben sana boşuna mı idiot diyorum la? He, boşuna mı diyorum? Geldik gene problemin içine, bu çöplüğün içine gene geldik. Sabahleyin o güzelim yalıda gözünü aç, ayaklarını denize sallandır çıpır çıpır. Ondan sonra o muhteşem kahvaltıyı yap, sonra çık gel bu çöplüğün ortasına düş. Ya, ya yüce Rabbim ya. İnsanı alıştığı şu saltanattan alıkoyma yüce Rabbim. La kadın senin Allah belanı versin be. Lan iki günde mi alıştın sen o yalıya? Git su koy lan. Git mübarek su ver lan. Acık az ye de kendine hizmetçi tut. Gerizekalı idiot. Allah'ın idiotu bu, Allah'ın. 700, 800, 900, 1000. Tavlasın ayak. Kız, hırkamı soracaktım. O ne? Nereden aldın o parayı? Ya sana ne? Bana bak nereden aldın diyorum. He. Dilara Hanım mı verdi yoksa? Ne kadar? 1000 dolar. Ne? 865 euro. Yarısı benim. 400 eurosu benim. Nereden senin oluyor be? Senin çoluğun çocuğun yok. Hadi hav up. Ver diyorum bak bu evde yiyip içiyorsun. Benim o para dedim benim. Özkan. Özkan. Ya benim bu para ya ne diyorsun sen? Özkan çabuk gel Özkan. Geliş. Görürsün şimdi gününü. Ne oluyor la gene? Ya Dilara Hanım buna 1000 dolar, 865 euro vermiş. Bu da paranın üzerine konmaya çalışıyor. Bana verdi bu parayı. Bana verdi tamam mı? Benim param bu. Sana mı yedireceğim ya ben çocuğumun rızkını? Bana bak. Evimde yiyorsun, içiyorsun, benim tepemi attırma. Nikahın falan da yok. Koyarım kapının önüne görürsün gününü. Bu evin yarısı Özkan'ın. Biz 3 kişiyiz. Asıl ben seni atarım sokağa. Bitliğe bak bitliğe. Nuray sana inanmıyorum ya. Heh. O karıdan sen sadaka mı aldın lan? Ya abuk sabuk konuşma be. Benim bu para tamam mı? Kızım sen ne diyorsun la? Biz dilenci miyiz lan? Biz dilenci miyiz Nuray? Ya Özkan senin kafana taş falan mı düştü? Bu böyle bir ağlak oldu, bir sentimental oldu. Yani bugün böyle yarın öyle. Oğlum parayı bulunca al, dayağı görünce kaç. Çekil. Vallahi gebertirme. Ya verir misin ona Özkan? Özkan ver şunu. Vermiyorum. Gidip o Dilara denen kadının, o kibirli kadının suratına fırlatacağım bu paraları. Lan biz dilenci miyiz? Sadaka mı alıyoruz milletten ya? Ben oğluma harcayacağım o parayı. Nuray bak gebertirim seni. İkiniz de gebertirim. Zaten rezil ettiniz insanlara beni. Özkan 1000 dolar ya, 1000 dolar. Kızım 1000 dolar benim haysiyetimden, şerefimden daha mı büyük? Ne haysiyeti be? Sen haysiyetini mi doyuracaksın bize? Senin onurunu mu emzireceğim ben oğlumuza? Ya dolap bomboş diyoruz. Akşama ne yiyeceğimiz belli değil. Cebinde 5 kuruş yok ki doldurasın. Taksiciye bile eksik para verdin ya. Haysiyetmiş. Başlattırma şimdi haysiyetini. Onur, gurur, haysiyet erkek adamda olur anladın mı? Erkek adam da oğlunu, çoluğunu, çocuğunu ekmeksiz bırakmaz. Ver şunu artık. Ya başıma ağrı soktunuz be. Özkan ablacığım. Özkan sen aldırma buna ya. Bitlinin laflarını aldırma. Ya adı üstünde zaten Bitlin Nuray diyoruz. Özkan. Ya bu çocuk ne kadar böyle bir ağlak oldu. Nasıl bir sentimental oldu bu çocuk ya. Karıda da böyle papuç kadar değil. Bitli. Bir geberemeden gitti be Özkan. El alemin karısının sadakasına muhtaç kaldım. Bir de erkeğim diye geziyorsun ortalarda. Böyle erkeklik mi olur lan? Çoluğunu çocuğunu doyuramayan adam erkek mi der lan be?
Bu aracımızın modeli biraz düşük ama gerçekten çok temiz bir araç. Hatta 15 bin kilometrede de. Ödeme koşulunuz nedir? Ödeme koşullarında peşinde %5 iskonto yapabiliyoruz. Taksitlendirme seçeneklerimiz de var. Peki taksit şartları? İsterseniz ben size şu araçları da göstereyim. Onların da ödeme planlarıyla ilgili bilgi vereyim. Ozan, oğlum biraz konuşabilir miyiz? Hanımefendinin işi acil galiba. Yok yok, önemli değil. Dediğim gibi bütün araçlarımız da olabilir. Ozan. Ben sonra tekrar uğrayayım. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Anne ne yapıyorsun? Müşteri kaçtı senin yüzünden. Niye geldin? Oğlum asıl sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi gözüküyorum anne? Çalışıyorum işte, görmüyor musun? Kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışıyorum. Emeğimle bir iş yapıyorum. Sen satıcı mısın Ozan? Ne var anne, satıcı olmak kötü bir şey mi? Hayır oğlum, tabii ki kötü bir şey değil. Aman. Anne şu an benimle gurur duyman gerekiyor. Oğlum ne güzel çalışıyor, kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor demen gerekirken senin yaptığına bak. Sen ne zaman sana layık bir yerde çalışırsın? İşte ben o zaman seninle gurur duyarım. Böyle ikinci sınıf bir galeride değil. Tabii. Niye layık değil? Dilara Gürpınar'ın çocuğuyum diye, değil mi? Evet oğlum. Tabii ki layık değil. Senin bir adın var. Sen Ozan Gürpınar'sın. Adımız mı kaldı anne? Şu düştüğümüz duruma bak. 3-5 kuruşluk adamlar arkamızdan laf yapıyor. Şu halimize bak. Rezil olduk herkese. Anne bak, lütfen. Ben burada çok mutluyum. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Lütfen engelleme. Lütfen beni rahat bırak. Ozan, biz boşanıyoruz. Ne demek? Ne demek boşanıyoruz? Ben babandan boşanmaya karar verdim. Anne, ne diyorsun sen? Ozan, duydun. Biz boşanıyoruz. Sen burada kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyordun. Olur mu? Ben nasıl duruyorum, durabiliyor muyum? Bu senin için önemli değil. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam. Hesaplarda bir açık bir şey var mı? Kağıtlarda var mı? Çalışın. Oturun, ben gelince bakarım. Kusura bakma Dilara, geç kaldım. Hoş geldin canım. Buyur Dilara. Nedir bu kadar önemli olan? Apar topar getirdim ya buraya. Nihayet başımıza bu da geldi. Ne geldi? Ozan satıcı oldu. Ne? Evet. Bir galeride çalışıyor. Satıcı olmuş. Nereden geliyordu? Ege'nin babasının galerisinde. Harika. Aferin benim yakışıklı oğluma. Senin içine siniyor mu şimdi? Evet, siniyor. Bravo. Ne oldu Dilara? Ne var bunun? Cihan, beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Bizim oğlumuz için düşündüğümüz gelecek bu mu? Yani böyle bir şey mi? Araba satıcısı mı? Bizim oğlumuzun şu anda yurt dışında, üniversitede okuması gerekmiyor mu diğer akranları gibi? Araba satmak, galeride çalışmak suç mu, günah mı? Ayıp bir şey mi? Ne var bunda ya? Ayrıca bizim çocuğumuz okuyor. Üniversiteye gidiyor. Ne var bunda? Sıradan bir üniversiteye gidiyor. Ha, illa yurt dışında mı okuyacak? Ne var ya, gider. Bir şey olmaz. Bunun master'ı var, doktorası var. Bilgi eğitim için, öğrenim için gider. Gider yani. Bırak. Yani insanlar çocuklarını yurt dışına gönderiyorlar. Cambridge'de okutuyorlar. Başka yerlerde okutuyorlar. Bu insanlar deli mi? Niye bunu yapıyorlar? Çocukları daha önde olacak çünkü. Zirveyi onlar kapacaklar. Biz nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Ha, senin derdin bu değil mi? Yine çevren. Bizim çocuğumuz galeride çalışıyor. Türkiye'de üniversiteye gidiyor. Galeye falan gitmesi lazım. Allah Allah ya. Gider zamanı var. Dert etme kendine. Aferin benim oğlum. Cihan, Ozan çevremizdeki çocuklardan geri kalacak. Orada okuması gerekiyor. İyi bir eğitim alması gerekiyor. Şu anda ne yapıyor? Sıradan bir galericide satıcı olarak çalışıyor. İyi, araba satıyor. Bir galeride çalışıyor. Daha nezih, daha güzel en azından. Ben 10 yaşındayken bulaşıkçılık yapıyordum restoranda. Komilik yapıyordum. Öyle öyle yükseldim. Hayatı öyle gördüm. Seninle Ozan'ın durumu aynı mı şimdi? Senin baban sorumsuz biriymiş. Sana bu şekilde davranmamış. Sana yol göstermemiş. Sen de elinden gelenin en iyisini yapmışsın. Buna mecbur kalmışsın. Ama Ozan'ın böyle bir mecburiyeti yok. Bizim koşullarımız var. Niçin gitmiyor? Oğlumu rahat bırak.
Gerçekten sana inanamıyorum ben. Oğlumuzun sefalet çekmesine göz yumacaksın, öyle mi? Sen hani iyi bir babaydın? Bu mudur? Babalığım bundan mı sorguluyorsun beni Bilal? Evet, ben iyi babayım. Yahu sen hayatı dikensiz gül bahçesi mi sanıyorsun? Gerçi öyle sanıyorsun. Senin için bütün bahçe dikensiz güllerle dolmalı ama öyle değil. Hayat öyle değil. Hayat zor Dilara. Bırak ayaklarının üstünde dursun, çalışsın, hayatı görsün, biraz acı çeksin, zorlansın. Ona her türlü imkan sağlayabilirim. En iyi arabayı veririm, en iyi yerde çalıştırırım. Ne yapsın? Gelsin benim şirketlerimde patron çocuğum olsun. Daha iyi. Oğlumuz ne kadar çabuk ayaklarının üstünde durmayı öğrenirse önce onun için, sonra da annesi babası olarak bizim için çok daha iyi Dilara. Böyle düşünme de lütfen. Ben seni anladım Cihan. Dilara hiç değişmeyeceksin değil mi? Her gün binlerce şey oluyor. İnsanlar değişiyor, yeni şeyler öğreniyor, gelişiyor. Sen ne gelişebiliyorsun ne değişebiliyorsun lütfen ya. Burada söz konusu olan benim değil oğlumuzun gelişimi Cihan. Ben oğlumun yaptığıyla gurur duyuyorum. Arkasındayım. Bravo Ozan. Tamam mı? Müsaadenle kalkmam lazım. Mali polis, müfettişler şirketimizde bütün evraklarımızı didik didik ediyorlar Dilara. Var mı başka bir sorun? Yok. Gökmen Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Çok acil bir işim var da yarım saatlik izin isteyebilir miyim sizden? Tamam, şu an için acil bir şey yok, gidebilirsin. Teşekkürler. Hayırdır abi, ne oluyor? Maliye geldim. Babam içeride mi? Baban çıktı Ozan. Nereye gitti? Bilmiyorum. Tamam, eyvallah. Annemi de delirtti. Her şey senin yüzünden baba, her şey. Ayı, önüne bak önüne. Ne diyorsun, ayı sensin be? Kimsin lan sen? Sen kimsin ki seninle doğru konuşacağım? Artist. Ulan insan gibi söylesen özür dilemeyi de biliyoruz biz. Koştum lan. Almayım ayağımı altına şimdi seni. Ya, nereye gidiyorsun lan, nereye? Ulan senin var ya. İyi misin sen? Teşekkür ederim. Sakın mı? O da görüşürler. Anne. Canım, mis kokulum, nasılsın? Şimdi geldim eve. Sen neredesin? Ben iş yerindeyim. Bu saatte? Tabii 8:30'a kadar açığız ya. Ama bu saatte çok gelen giden oluyor. Hazal'ı gördün mü? Yok, şimdi göreceğim. Yani daha eve girmedim, bahçedeyim. Niye, sen aramadın mı bugün? Hayır, aradım da meşguldü herhalde, açmadı.
Sonra arar o beni. Ya kızım bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben cumartesi günü çalışıyorum ama pazar günü boşum. Gidelim mi bir yerlere? Olur, gidelim. Tamam canım. Kızım müşteri geldi, kapatıyorum ben. Hoş geldiniz, buyurun. Ben yatak örtüsü bakacaktım. Tabii ki. Vallahi kırkladık Dilara Hanım. Kaldıkları odanın penceresini de açtık, iyice havalandırdık. Hı. Banyoları, odayı, her yeri temizledik. Güzelce sildik. Tamam Simacığım, teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Neredesin anneciğim, merak ettim, geciktin. Özel dersim vardı, ben sana söylemeyi unutmuştum. Ha, tamam. Keriman alanlar nerede, aşağıdalar mı? Cansu alanlar gittiler. Nereye? Evlerine gittiler anneciğim. Evlerinde bir sorun yokmuş. Özkan geldi götürdü bugün. Peki emin miyiz yani? Güvenli miymiş? Evet anneciğim. Belediye onay vermiş. Merak etme sen, olur mu? İyi. Peki o zaman. Keriman ya. Bunları da başıma dert etti ya. Allah bana cezaların en büyüğünü verdi Engin. İade et Özkan Efendi. Sen misin Gülseren'in kıymetini bilmeyen? Al sana Nuray manyağı. Sırma saçlı deli kardeşim benim. Hadi al şu çayı iç, hadi. Bir şey demeyeceğim bana. Ben sana dedim oğlum. Demedim mi? Ha? Senelerdir aynı şeyi demedim mi ben sana? Çekeceksin Özkan'ım, çekeceksin. Doğru, çekeceğim. Allah belamı verdi, çekeceğim. Hayırdır inşallah. Cansu kızım. Baba, dönmüşsünüz. Ha, döndük kızım. Müteahhit tamir ettirmiş apartmanı, biz de döndük. Sordunuz mu peki, güvenli miymiş? Güvenli güvenli, sorun yok kızım. Merak etme, sorun yok. Ne oldu, senin sesin tuhaf geliyor, iyi misin? Yo, iyiyim kızım. Bir sorun yok. Herkes iyi. İyiyiz yani. Can da iyi mi? Can iyi. İyi kızım Can. Ablasını özlemiş. Sen nasılsın? İyiyim. Tamam, o zaman ben uğrarım bir ara Can'ı görmeye. Tabii uğra kızım. Ama ben evdeyken uğra, olur mu? Haber ver. Ben de evde olayım. Seni görmüş olurum. Cansu, müşteri geldi hayatım. Kapatıyorum ben. Tamam, görüşürüz. Tamam, ben kapatırım. Sağ ol güzelim. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi geç. Hayırlı olsun. Gülseren kusura bakma.
Bugün sen haksız yere bağırdın, özür dilerim. İşler çok karışıktı, sinirim bozuldu. Tamam? Bugün ne olduğunu söylemedin hala. Bugün maliyeciler bastı ofisime. Aa. Yok Tanya'da bir sürü şey çıkardılar başıma. Onlarla tartışıyordum. Sen beni aradın da o yüzden sana bağırdım, kusura bakma. Önemli değil canım, insanlık hali olur öyle. Bir daha bağırabilirim ama. Sen bağırırsan ben de bağırırım ama. Aman sen bağırma. Oh, buğulama mı yaptın? Seviyorsunuz diye. İsterseniz tava yaptırabilirim. Yok yok, sağ ol Cihat. Sen seversin değil mi? Bayılırım. Sağ ol. Afiyet olsun. Eyvallah. Ama ben de bayılırım. Çocukluğumdan beri böyle ekmeği bulacaksın diye. Ay çok acıkmıştım zaten. Deli gibi çalışıyorsun. Kaç saat ayakta kaldın bugün? Ya önemli değil. Çalışmak iyidir. Zinde tutar insanı. Oh, çok güzelmiş. Ozan bir galeride çalışmaya başlamış. Aa, görüştün mü? Hayır, ben görmedim. Günahına görmüş. İyi, ne güzel. Bak bu yaştan parasını kazanmaya başladı. Kazansın bakalım. Ha, unutmadan. Derya çok çok teşekkür ediyor. Ya bana ne ödeyeceğim? Yıldırma etsin. Olur mu canım? Biliyoruz senin sayende oldun. Neyse, kocası çıksın da. Oh, çok kötü bir gün geçirdim ben sana. Çok kötüydü gerçekten. Ama şimdi çok iyiyim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Şu hale bak ya. Yemek diye menemen yiyoruz. Sabahtan akşama kadar sütüm kesildi. He, menemeni beğenmedin. E beğenmediysen kebap söyle. Ben babamın evinde, köyünde ne yemekler yiyordum sen biliyor musun? He, katil babanı diyorsun. E git katil babanın evine. Biz sana davetiye mi gönderdik? Allah Allah. Çekti gitti. Oğlan aç mı, tok mu? Umrunda değil. Bir de baba olacak. Ya Nuray yetti be. Yetti. Vallahi yetti ya. Kız cebinde $1000 var. Bozdur bozdur harca. Oo, $1000. O ben o $1000'larla 1000 sene yaşarım. Bir de giderim canı köyünde okuturum. Ya Keriman abla, sen biraz utansana ya. Utan. Bu senin yeğenin, yeğenin. Ha yeğenim. Ben daha kaçtığına yeğen büyüteceğim be. Ben yeğen büyütmek için mi geldim bu dünyaya ya? Allah Allah! Ben mi vardım yanında? Ben mi yaptım? Ya şu lokmalarımı boğazıma diktin ya Nuray. Ya alacağın olsun be. Aa! Allah Allah! Geldiğimizden beri vır 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 vır. Çenesi bir şey olmadı. Orada güzelim yala duruyor. Ben bu bitlinin derdini çekiyorum burada ya. Ne var ya? Ne var? Aa! Meşgule düşürdü. İyi Hazal. Tabii bu. Ne de olsa halasını yetiştirdiği ya, kurnazlık yapıyor. İyi o zaman.
dur bakalım. Benim de adım Keriman. Hı. Kitli, kitli. Kitli, kitli. Tamam, dur bakalım bunu beğeneceğin mi? Gönderiyorum. Gitti. Allah kahretsin seni, pis şantajcı. Ya Azal, ben senin ruhunu biliyorum. Çocuğum, ben seni kendi ellerimle büyüttüm. He? Halanı da ciddiye almayı öğreneceksin. Bakalım, gitmiş bu mesaj, almıştır. Tekrar arayalım. Ne var ya, ne var? Hazal, kuzum, nasılsın? İyi misin? Ya Hazal, sen bana bu telefonu hediye ettin ya. Ya ben bu telefonu pek iyi kullanamıyorum. Niye dersen? Niye de? Ya bir yerlere yanlış yunmuş habire video gönderiyorum. Vallahi Hazal, ödüm kopuyor annene yanlışlıkla senin videonu göndereceğim diye. Tamam mı kuzum? Tamam Keriman, tamam. Anne. Hı, gel anneciğim. Seni yeni hemşirenle tanıştırayım. Pınar Hanım. Bundan sonra gün üzeri hep yanında olacak kızım, tamam mı? Merhaba Hazal. Anne, kaç defa konuştuk? Kaç defa sana hemşire istemiyorum dedim. Hazal, ben gündüzleri yanında olamıyorum anneciğim, biliyorsun. Anne, bana bakmak sana bu kadar mı ağır geliyor? Hazal, lütfen. Tamam, sen bakamıyorsan Kerim analam gelsin o zaman. Ne? Evet, o gelsin. Hiç değilse yabancı değil. Anneciğim, Pınar Hanım profesyonel biri. Anne, bana ne profesyonelliğinden ya, bana ne? Sonuçta yabancı biri, o mu yıkasın beni? Yabancılar mı tuvalete götürsün? Bunu mu istiyorsun? Ne kadar profesyonel olursa olsun yine de yabancı biri sonuçta. Hazal, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Sakın. Anne, bana sen bakmak istemiyorsun. Gülseren annem bakıyordu, onu da gönderdin. Kerim analam gelsin, hiç değilse yabancı değil. Anne, lütfen. Bak, beni o büyüttü. Bana yabancılar baksın istemiyorum. Sen bilirsin anne, ama ben başkasını istemiyorum. Ya hala uyuyor Allah'ın cezası. Alper, kalk! Ne var? Ne var? Niye kalkıyorum? Niye kalkıyorum ya? Ne var? Al. Bu ne? Bak bakalım neymiş. Ne diyor bu be? Dilara ile kardeş mardeş değil misin Alper? Sıfır benzerlik diyor, sıfır, zero, zero, anladın mı? Saçmalama. O zaman babamın anneme yazdığı onca mektup ne oluyor? Annen artık seni kimden peydahladıysa tuvalde babana kakalamaya çalışıyor. Ne yaptın ben seni şefim? Annemle ilgili doğru konuş, yemin ediyorum öldürürüm seni. Ya bırak beni. Tabii, senin gücün anca bana yetiyor değil mi? Ha? İşkence çıktın Alper. Ne olacak şimdi? Oyalı. O paralar. Hayallerim. Hiçbir yok. Yok. Dilara, ne diyorsun sen ya? Kızım, Keriman eve alınır mı, o yürüyen felaket. Vallahi sen sağlıklı düşünemiyorsun kızım. Şuurunu kaybetmişsin sen, yazık. Baba, artık çok yorgunum. Ne kadar sıkıntılı olduğumu anlayamıyor musunuz? Tükenmiş durumdayım. Ozan bir arkadaşının ikinci sınıf galerisinde araba satışı yapıyor. Ne? Cihan'la biz ayrılmak üzereyiz. Cansu dersen nerede, ne zaman, nasıl davranacağı belli değil. Hazal sürekli ben hemşire istemiyorum diye tutturmuş durumda. Artık yoruldum. En azından Keriman onun kaprislerini karşılayabilir. Ben yapamıyorum artık. Bir dakika ya. Sen Cihan'la ayrılmak üzereyiz mi dedin?
Baba gerçekten çok yorgunum. Anlatmaya bile halim yok. Sonra konuşalım lütfen. Ya Emine bir gün de şu kapıyı hızlı açsan. Of. Ay. Ay. Öldüm, yoruldum. Nasıl bir trafik var? Nasıl bir İstanbul kilitlenmiş? Yani sorma. Hello. Dilara Hanımcığım nasılsınız? Bana bak, sen benim bavulumu al, benim odama götür. Ama sakın açma. Ben sonra kendim yavaş yavaş yerleşirim, tamam mı? Ah. Kızım, bak iyi düşündün mü? Vallahi çok pişman olacaksın bunları çağırdığına, ben sana söyleyeyim. Ay Rahmi Beyciğim, siz de mi buradaydınız? Nasılsınız efendim? İyiyiz, iyiyiz. Keriman, en ufak bir hatanı görürsem gidersin. Bir daha dönemezsin. Aa, asla. Olur mu öyle şey Dilara Hanımcığım? Ne konuştuysak öyle. Ben zaten Hazal için buradayım. Bir nevi onun hemşirelik görevini yapacağım. Nurse, nurse. Kuzu. Ay halasının kuzusu. Oh, nasılsın tatlım? He? Ne yapalım? Canın ne istiyor? Hamama gidelim mi? Şöyle foşur foşur yıkayayım seni. Ben bunu bir yıkayayım. Dur ben seni döndüreyim. Sen döndür bakayım hadi. Ben bunun teknolojisini yapamıyorum. Bana bak, bana surat asma videolar her an dışarı çıkıp uçuşabilir. Kuzum, ay bununla gitmek ne kadar zevkliymiş. Kızım yandık biz. Vallahi yandık. Nereye yesene, fazla var bir tane. Yok. Yani merak etme, soğansız. İstemem soğan. Sen bunu mu yiyorsun yemek diye? Dede, daha yemek fişi vermediler. Şu arka sokakta bir tane lokanta var, çok güzelmiş. Burada çalışan herkes orada yiyor. Onu bekliyorum. Allah'ım yarabbim, kabus gibi ya. Vallahi kabus gibi ya. Lan yakışıyor mu oğlum? Ha? Koskoca Rahmi Gürpınar'ın aslan gibi torunu. Gelmiş uyduruk bir yerde, tezgahtarlık yapıyor, dürümüyor ya. Dede ne var bunda? Sen kendin kebapçı değil miydin? Oğlum benim babam Cihan Gürpınar değildi. Tamam anladık, babana tavır yapıyorsun da anne kahroluyor yavrum. Ya dede kahrolacak ne var? Ben ne yapıyorum burada, yanlış bir şey mi yapıyorum? Emeğimle çalışıyorum. Hem ben böyle daha mutluyum. Üzülüyor diyorum oğlum, üzülüyor kadın. Üzme şu kadını ya, gözünü seveyim, üzme ya. Dede üzülecek bir şey yok ki bunda. Babam çalışmaya başladığında benden daha küçük değil miydi? Gidip annen üzülüyor, eve dön falan mı diyordun? Ne yapıyordun? Ama kimden öğreniyorsun be bu lafları? Ha? Kim öğretiyor sana, baban mı? Dede, benim artık babam yok. Bitti işim onunla. Ya saçma saçma konuşma be, manyak. Babayla iş biter mi? Biter. Ozan, yemeğin bittiyse şu arabayı çeker misin koç? Tamam, eyvallah. Çekiyorum. Bir de kusura bakma, iş bekliyor. Konuşuruz yine. Hadi görüşürüz. Lan kime çekmiş bu çocuk be? Bir haller, bir şekiller. Kime çekecek aynı baba? Ha, ık demiş, burnundan düşmüş. Nevin'cim siz başlayın, beni beklemeyin. Ben biraz gecikebilirim çünkü. Tamam canım, tamam öptüm seni. Hoşça kal. Allah Allah, nerede bu küpeler? Bir kere de kapıyı çal ya. Kırpma kızım benim, Allah Allah. Ay bir üşüdüm. Bir üşüdüm. Hah, bir hırka alayım dedim. Aha bu, bunu mu giysem? Dur bakayım, bunu giyeyim. Şu hırka mı ne? Kız bu nasıl giyiliyor? Niye kendi hırkanı getirmiyorsun sen? Kız, ay Hazal sen de nasıl bir cimri oldun ya? Yakıştı mı?
Ver bakayım hele, bu ne? Bu yeni mi? Her şeyimi aldın zaten. Bir de ona kon şimdi. Tam olsun. Kız, euro kuruna bakacağım. Euro yükseldi de. Böyle mi yapıyorsun? Oo. Aa, yeter ama. Bana bak. Geldin, yanında oturuyorsun. İstediğin her şeyi yaptım. Daha ne istiyorsun benden? Azal, beni tersleme. Beni tersleme diye kaç kere uyardım ben seni. Aklını başına topla. Yolladın mı şu videoyu sanal aleme, görürsün gününü. O zaman senin de başın yanar gerizekalı. Bak, canımı sıkma, silerim o videoyu. Geldiğin yere de geri gidersin. He, öyle mi? Asil, asil bakalım videoyu. Sanki bir kere kaydettim. Bir sürü yere kaydettim. Sen böyle zaten gel git akıllı olduğu için unutuyorsun. Al şu videoyu seyret de bakalım. Kapat şunu, biri duyacak. Ben geri zekalı gibi her şeye katlandım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Anne, sen bizi aptal yerine mi koydun? Biz burada perişan olduk kızım. Nasıl yapabiliyorsun sen böyle bir şeyi? Amacın neydi? Hazan, senin amacın neydi? Kes ağlamayı Hazan. Kes. Anlamaya çalıştım seni ya. Sen ne yaptın? Zavallısın Hazal. Yalancı zavallının tekiymişsin sen. Zavallısın, çekil. Cansu. Anne. Hazal, sakın yaklaşma. Anne bak, Hazal. Anneciğim. Oh, oh, oh. Sen nereye? Gel bakayım buraya. Seni bir ifade. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Kızım. Bunlar çete, bunlar hırsız. Bak, görüyor musun? Bunların hepsi ortak. Anneciğim, beni bir dinle. Hazan! Dur! Anne bak, sen benim de
çok ilgileniyordun. Beni çok seviyordun. Ben de devam etsin diye söylemedim. Başka hiçbir amacım yoktu. Yemin ederim ki denize düştüğüm gün hissetmeye başladım artık. Sakın inanma kızım. Sakın inanma. Ayaküstü yalan söylüyor. Sakın inanma buna. Yalan üstüne yalan. Bu yüzden mi Gülsel annem bu eve gelsin istiyorsun sen? Anne hayır. Ha, birlikte mi kurdunuz bunları? Birlikte mi tezgahladınız? Anne benimle ilgilen diye yaptı hepsini. Yalan söyleme. Eşyalarını topla gidiyorsun bu evden. Eşyalarını topla bu evden gidiyorsun evi. Anne hayır. Anne yapma. Anne ne olur. Sakın affetme. Sakın eşyalarını topla. Git ananın yanına. Anne, git seni büyüten kadının yanına. Git hadi. Topla eşyalarını. Gülseren'i arıyorum ben, yazsın. Anne yapma, ne olur anne. Gülseren'i götürsün. Sen de dur şurada. Emine! Anne, ben aile meselelerine karışmayayım ben ya. Yok öyle, dur. Anne yapma. Sen nereye kızım? Emine, şuna mukayyet ol, bir yere tüymesin. Bana bak, eğer bir yere gidecek olursan gerisini sen düşün, tamam mı? Bu mu bana, bu bücür mü bana sahip olacak? Ben hadi yürü. Hakkıyla duruyorum burada. Hadi yürü, konuşma, yürü. Anne beni sevdiği yaptı. Benimle ilgilendiği yaptı. Anne ne olur. Anne. Dizlerim. Bir gün kilitlenip kalıvereceğim öyle. Sen git Münevver abla, ben kapatırım dükkanı. Ay sahi mi? Yarın görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Gülseren. Ne işin var senin burada? Ay. Can'ı kontrole doktora götürüyordum. Birden başıma bir ağrı girdi. Çok feci. Cansu burada çalıştığını söylemişti. Ne yapacağımı bilemedim. Buraya geldim işte. Bir su ver ne olur. Bak burası iş yeri, iç ondan sonra hadi hemen gidersin. Tamam, biraz soluklanayım gideceğim. Başım çok kötü. Ağrı kesicim var mı? Nasıl aptal olabildim ben bu kadar? İnanamıyorum. Sen kime yolluyorsun? Önce kendime gönderiyorum baba. Ondan sonra da Cihan'ı Ozan'a göndereceğim. Hazal'ın ne haltlar karıştırdığını görsünler. Anneciğim. Hazal. Çekil. Anne neden bana inanmıyorsun? Ya hastanede yuvarlandığım gece sen yok muydun yanımda? Görmedin mi her şeyi? Hadi be numaracı. Sen şeytanın gözünden sürmeyi alırsın be. Dede. Gel de. Dedeme dedeme bana. Kandilli canavarı seni. Emine Hanım. Hazan'ın eşyalarını toplayın. Bu evden gidecek birazdan. Çık dışarı. Hadi çık 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 çık. Haberin var mı? Keriman yine yalıya gitmiş. Niye? Hazal çağırmış. İlla gel demiş. Saçmalama, Hazal niye arasın ki Keriman'ı? Gitmiş işte. Ya tamam hadi. Aa, ben hiç iyi değilim. Ay durmuyor ağrı. Ya tamam tamam hadi. Ne olur bir 5 dakika al. Tamam. Ben bebeğe bakarım, sen git bir tansiyonunu ölçtür hadi. Hadi. Dilara. Hemen geliyorsun yalıya. Kızını da alıp bu evden gidiyorsun. Onu bir saniye bile bu evde tutma. Ne diyorsun sen ya? Anne ne olur beni gönderme lütfen.
Ne kızı? Hangi? Ay ne diyorsun? Kızını diyorum Gülseren. Kızını diyorum, alıp gideceksin buradan. Oyunumuz bozuldu artık, bitti. Ya ne oyunu, ne diyorsun sen ya? Tabii itiraf edecek değilsin değil mi? Neyi itiraf et? Ya sen ne saçmalıyorsun? Söylesene şunu açık açık. Neyse Gülseren, hemen geliyorsun dedim. Kızını alıyorsun gidiyorsun, yoksa birazdan sokağa atacağım, haberin olsun. Dila. Benim gitmem lazım. Hadi kapatıyorum. Lütfen. Lütfen gitmem lazım. Uray. Uray ne oldu? İmdat, yardım edin imdat. Arkadaş bayıldı, imdat. Uray şşt. Uray. Şşt. Uray, Uray uyan. Bütün müdürler geldi mi? Herkes, bütün departmanlar, dış ticaret, mali işler, halkla ilişkiler bile gelsin. Son 5 yılı inceleyeceğiz. Hazırlıklı olun, ben yarım saat oluyorum. Sağ ol, sağ ol. Son 5 yılı mı inceleyeceğiz? Evet. Yıldırım, benim gözümden kaçmış olan bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bir eleman, herhangi bir müdür, başka bir evrak, başka bir şey yapmış olabilir. O yüzden maliyeciler bulmadan bizim yanlış evrağı bulmamız lazım. Doğru, haklısın. Hazırlıklı olmamız gerek. Teşekkür ederim, sağ ol. Çıkabilirsiniz. Yıldırım, normal bir durum değil bu. Ben bu maliyecilerin gözlerine baktım, el kol hareketlerine baktım. Değişik davranıyorlar. Bu işin içinde bir iş var, biri bizimle uğraşıyor. Hiç normal değil. Sence rakip firma mı? Rakip, hasım, düşman, neyse o. Ama bil ki çok güçlü Yıldırım. İyi de yani rakip ya da düşman, bunların içeride adamları mı var yani? Bilemiyorum. Yıldırım, benim bütün işlerim temiz. Ben bugüne kadar hiç yanlış bir şey yapmadım. Adamlarıma, çalışanlarıma güveniyorum. Dilerim yanlış bir şey çıkmaz. Bence o kadar emin olma. İçeride bir köstebekleri varsa senden benden habersiz hesaplarla oynamış olabilirler. Bilmiyorum bunu. Araştıracağız. Sabahlayacağız, çalışacağız. Yapacak başka bir şey yok. Olur. Hı hı. Tamam. Herkes mi çağırmış toplantıya? Herkes. Üst düzey yöneticilerin hepsini. Güzel. Büyük kriz toplantısı ha? Etekleri fena tutuştu demek ki. Yalnız fazla umutlanma Harun. Maliye incelemesinden bir şey çıkmayacak. Cihan'ın işlerini biliyorum çünkü. Hepsi temiz, tertemiz. Benim mi bu? Hı hı. Senin için aldım. Beğendin mi? Çok hoş. Hep böyle giyin. Bayılıyorum seni böyle görmeye. Canım. Sen bir şirketi batırmanın kaç yolunu biliyorsun? Muhakkak birçok yolu vardır. Ama benim bildiğim 5-6 yolu var. Benim senin kadar tecrübem yoktu. Ben bir tane yolunu biliyorum. İtibarını çökertmek. Mali inceleme Cihan'a zarar verse de onu çökertmez. İnceleme bittikten sonra Cihan yavaş yavaş toplar itibarını. Ama bu Cihan'ı her türlü bitirir. Emin misin? Adım kadar. Sen var ya. Sen gerçekten benim arada hep kalırsın. Güzel. Zarif. Ve zeki.
Be şeytan. Kan da yok. Hadi Keriman, hadi aç şunu, aç. Tamam. Kapat abi, ne olur sen kitle. Ne olur gözünü seveyim. Bunların da hesabını sor. Bak Keriman'ın cebinden çıktı bunlar. Tamam baba, gördüm, farkındayım hepsini. Ulan ne biçim sülale bu böyle ya? Ha? Halası hırsız. Yeğe nedir zembaz? Nedir bunlar? Keriman nedir bunlar? Nedir onlar Rahmi Bey, nedir onlar? Vallahi billahi haberim yok, nedir onlar? Baba lütfen daha fazla uğraşmayalım. Polis gelsin şu kadını götürsün. Ya Dilara Hanım kurban olayım. Vallahi yani benim bu iş ne oldu bilmiyorum yani. İki gözüm önüme aksın, haberim yok. Ya nasıl haberin yok be? Yürüyerek mi girdi cebine bu küpeler? Ha, Hırkan'ın cebine. Ya üşümüştüm Dilara Hanım kurban olayım. Hazal dedim, hırka ver dedim. Hazal da verdi, giydim. Onun cebindeymiş. Yani haberim vardıysa aha şu yalıda yaşayamayayım ya. Sen çaldın. Sen çaldın. Ay sen hakikaten nasıl bir iftiracı olmuşsun? Nasıl bir iftiracı olmuşsun sen? Nasıl bir şey olmuşsun sen? Ya Dilara Hanım, şimdi ben bunun yürüdüğünü biliyordum ya, kötürüm olmadığını. Ben bunu kameraya aldım. Kameraya alınca bu panikledi, korktu. Dedi ki, bak dedi, bu filmi başka birine gösterirsen dedi, ben de bu küpeleri çaldın diye annemlere söylerim dedi. Ya bu kadar kötü bir şey olmuş be. Yalancı! Ha! Yalancı! Ay, yalan söylüyorsun! Ay, görüyor musunuz ben öldüreceğim. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ay, neydi o bizim emniyet amirinin adı? Sen çaldın onları. Hatta sonra annemin odasına koy demedin mi? Kız sen ne kadar kötü bir şeymişsin sen. Seni ben böyle mi yetiştirdim? Allah belanı vermiş senin vermiş. Neydi o bizim şey emniyet amirinin adı? Ha, Tekin. Ay Dilara Hanım. Keriman yeter. Elini ayağını öpeyim. Bir iftira yüzünden beni yakmayın. Bu kız sizi aylarca kandırdı, götürürüm diye. Sen bu yalancıya inanıp benim hayatımı yakma. Bak ocağına düştüm. Allah rızası için. Ya ben tamam ben... çekil be, ama çekil. Alo. Ha Tekinciğim merhaba. Ben Rahmi, Rahmi Gürpınar. Cihan'ın babasıyım. Nereye gidiyorsun Keriman? Lan dur lan! Lan dur diyorum sana! Dur! Baba! Lan dur! Baba! Azmi! Baba iyi misin? Azmi! Kim var kapıda? Yok. Nasıl kimse yok be? Git yakala şu kadını! Koş! Baba bir yerinize bir şey oldu mu lütfen? Yok olmadı kızım ya. Gitti be. Baba siz Allah aşkına niçin peşinden koşuyorsunuz? Polise söyleriz, gider evinden alıp gelir zaten. Ya ne bileyim kızım, Allah'ın manyağı yüzünden bir de belimizi kıracağız ya. Of. Ne oldu? Yakalayamadım Rahmi. Dolmuş evinde gitti. Tamam Azmi, önemli değil. Zaten polis gerekeni yapar. Baba lütfen. Yok iyiyim kızım, iyiyim. Hocam tansiyon 170-100, ışık refleksi yok.
Anevrazı rüptürü. İntrakraniyal hemoloji olabilir. Hemen Serapnal BT çekelim. Yakın mıydınız? Hayır ama tanıyorum. Başım ağrıyor diyordu. Bilmiyorum. Anevrizm olabilir. O ne demek? Yani hasta muhtemelen beyin kanaması geçirir. Aa. Şimdilik bir şey söyleyemem. Hüseyin hayırdır? Özkan, Nuray'ı Dönmez Hastanesi'ne getirdik. Çok kötü durumda. Ne? Ne diyorsun ya? Nesi var? Ya bilmiyorum. Beyin kanaması olabilir diyorlar. Bilmiyorum. Hüseyin sen ne diyorsun ya? Oğlum nerede? Ablamı falan bırakmış. Hayır, benim yanımda şu anda. Ama buraya gelmen lazım. Ben Adan'ın yanına gideceğim. Lütfen Özkan, hemen buraya gelir misin? Tamam, geliyorum. Taksi! Taksi! Abiciğim. İyi akşamlar. İyi baylar, akşamlar. Bayanlar, iyi akşamlar. Duygucuğum, toplantı bitene kadar telefon bağlama olur mu? Arkadaşlar, herkes telefonu kapatsın zahmet. Sabaha kadar buradayız. Ailelerinize haber verdiniz değil mi? Evet. Tamam. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Biliyorsunuz rutin dışı bir kontrol altındayız. Hepiniz biliyorsunuz. Şirketimiz müfettiş kaynıyor. Kim olduğunu bilmediğim biri ya da birileri benimle şirketimizde haince oynuyor arkadaşlar. Şimdi oturup bütün dosyalara bakacağız. Yaptığımız işlere bakacağız. Yanlışlıkla gözümüzden kaçan bir şey varsa, bir hata yaptıysak bunu ortaya çıkaracağız. Müfettişlerden önce arkadaşlar. Tamam mı? Başla. Tamam. Cihan, Dilara aradı beni. Gel kızını al diyor. Çok korktum, ne yapacağımı bilemiyorum. Ben şimdi hastanedeyim. Özkan'ın karısı hastalandı. Beyin kanaması geçiriyor olabilir. Bilmiyorum Cihan, ne olur beni ara lütfen. Çok korkuyorum. Of. Dilara, bunlar ne biçim dümen kurmuşlar ana kız böyle ya, Gülseren'e ha? Aynen öyle baba. Vallahi şeytanın aklına gelmez ya. Aa, kızım sen yürüyemiyor numarası yap. Ben yalıya geleyim bakıcı olarak, ondan sonra sıkıysa çıkarsınlar bizi. Bak böyle söylemediyse ben de Rahmi Gürpınar değilim. Baba tabii ki böyle, bütün bu oyunları yalıya yerleşmek içindi zaten. Ben zaten şaşırmıştım. Hazal'da son günlerde bir değişiklik vardı. Sürekli Gülseren annem, Gülseren annem tutturup durdu. Diyorum nereden çıktı bu Gülseren sevgisi? Meğer planları varmış. Güzel kızım, ben söyledim sana ya. Ben söyledim sana bu Çarıklı Sultan'ın ne mal olduğunu, dinlemedin ki. Baba nasıl dinlemedim? Kadının yüzüne söyledim ben. Kadını kovdum evden. Ama ben ne yapabilirim ki böyle bir yüzsüzlük karşısında? Gitmedi, gitmiyor. Cansu eğer ikisini bahçede görmeseydi, ilişkilerine şahit olmasaydı o kadın hala bu evdeydi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keriman da bu işin içinde, bak gör. Baba Hazal onun sayesinde yakalandı. Bu işin içinde olsaydı yakalatmazdı. Ah güzel kızım ya, bunlar düşük be, düşük. Bunlar aç gözlü. Bütün düşükler aç gözlü olur. Böyle büyük lokma da benim olsun, küçük lokma da benim olsun. Kim bilir niçin anlaşamadılar. Ama kesin içinde Keriman, kesin. Kesinlikle haklısınız baba. Bakın kim arıyor. İşte kızım dedim ben sana. Gülseren. Şimdi soracak Keriman'a. Ne yaptı, çıldırdı mı, ne tepki veriyor filan diye. Benim aklım almıyor. Bu kadarını benim aklım almıyor artık. Şimdi oyunları bozuldu ya, yeni dümenler peşinde. Hazal, Hazal ne oldu? Ne oldu kızım, söylesene. Yok bir şey. Ne demek yok bir şey ya? Dilara Hazal'ı al git diyor. Ne demek bu? Ben bir şey yapmadım.
Hazal, kapatma şu telefon. Hazal. Of. Ulan kız yürüyemiyor ya. Ne ulan lan? Gırcık, ne istiyorsun? Ya polis gelirse? Sivil polis polis olma ya. Selahattin merhaba. Merhaba. Ay şuradan şey alayım. İki tane kaymaklı bisküvit alayım. Ha iki tane de kabak çekirdeği alayım. Yok poşete gerek yok. Neyse poşet ver poşet. Sen yaz bunu bizim deftere. Ama çok kabardı. Ya öyle bir bakıyorsun ki sanki yabancıyız. Karşıda oturuyorum. Alo. Haydi iyi akşamlar. Geldim, geldim. Ay patla inşallah. Tövbe tövbe. Hacer. Kız Keriman. Sen de nereden çıktın bu saatte? Bak. Kaymaklı püsküvitle şey getirdim, çekirdek getirdim. Hadi sen de bir çay demle de şöyle karşılıklı oturalım, sohbet edelim, çayımızı içelim, filmimizi seyredelim. Kız Keriman, benim uykum var, yatacağım ben. Aa, ne uykusu bu saatte be? Tavuk musun sen? Hadi bir çay koy, hadi. Aman. Şu hale bak ya. Resmen aptal yerine koymuş bizi. Hepimizi kandırmış. Ben bu kız düştüğünden beri doğru düzgün uyku uyumadım ya. Cansu kötülük bu. Bu kötülük başka bir şey değil. Babanın haberi var mı? Bilmiyorum, annem aramıştır herhalde. Haber olsa mı olacak? O ancak kendini düşünsün. Başka bir şey umurunda değil ki. Sema, sen çekmeceleri boşalt. Ben de dolabı. Tabii. Hile hurda, yalan dolan. Hepsi bir yere kadarmış. Değil mi abla? Doğru yoldan ayrılmayacaksın tabii. Ayrılırsan her şey olur. Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Kimi çekiştiriyorsunuz? Kimseyi çekiştirdiğimiz falan yok Hazalcığım. Biz öyle genel konuşuyoruz, ortaya yani. Değil mi ablacığım? Sema senin var ya. Emine. Ne oldu, hala hazırlamadınız mı? Hazırlığıyoruz efendim. Yalnız bir bavula sığacak gibi değil Dilara'nın. Çok fazla eşyası var. Hiç önemi yok. Sadece giysilerini toplayın koyun, gerisini göndeririz zaten. Anne, nasıl gönderirsin beni? Hiç mi için acımıyor? Ben senin kızınım, beni sen doğurdun. İstesen de istemesen de ben senin kızınım. Benim senin gibi kızım yok. Senin gibi düzenbaz bir kızım yok. Anne. Hazal. Sen de fazla sevinme Sema. Çünkü tekrar geleceğim. Ve tekrar geldiğimde ikiniz de kendinizi kapının önünde bulacaksınız. Onu da düzgün koy. Buyur. Kendin düzgün koy. Al bakalım. Eline sağlık oğlum. Bisküvit de güzel değil mi? He? Taze taze. Güzel, afiyet olsun. Şeker yok mu? Bisküvi var zaten, ne şekeri? Tamam tamam, bisküviyi batırırız. Hacer, ben bu gece burada yatacağım ha. Ne? Nerede? Bu
Burada sende kalacağım. Ya öyle yorgan yatağa gerek yok. Bir battaniye ver, tamam, ben burada uzanır yatarım şurada. O yuvara küçük. Kız Keriman, sen kafayı mı yedin? Aha, evin şuracıkta ya. Niye burada yatıyorsun sen? Ya Hacer, yazıklar olsun be. Vallahi billahi yazıklar olsun sana. Bunca yıllık komşuyuz be. Bir güne bir gün sormadın ya. Ya senin başında Nuray gibi bir bela var. İtiyor mu, kakıyor mu, aç mısın, susuz musun diye sormuyorsun ya. O cadı dünyayı burnundan getiriyor mu, getirmiyor mu? Bir kere sormuyorsun Hacer, aşk olsun ya. Acıma. Kız. Niye acımayayım? Kurban olayım, kapıyı açma Hacer. Açma. Polis. Kız Keriman. Kapıma kadar polisi getirecek. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Keriman Hacettepe burada mı? Burada. Buyurun. Hakkında şikayet var. Yürü, yürü, atarım kendimi. Atarım, gelmeyin. Hadi. Ben suçsuzum. Hakkında atarım şikayet var. Yürü karakola. Ben suçsuzum. Uğraştınız. Suçsuzum. İstihar attılar. Ne yaptın gene diyorum sana? Ne yaptın? Ne ya? Koskoca kadınsın. Bir otur oturduğun yerde. Sen de arkadaş mısın be? Komşu musun sen de? Hadi yürü gidiyorum. Şşş. Tamam. Tamam, tamam bir tanem, tamam. Emiyor mu? Bilmiyorum ki. Annesi ameliyatta beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan sonra iyileşir değil mi? Tabii, inşallah. Gel bakalım. Ay. Acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Annen iyileşecek, gelecek yanına, tamam mı? Allah'ım sen annesini bebeğine bağışla. Alo. Gülsene, neredesin sen? Ya ben gelemiyorum. Ne demek gelemiyorum? Özkan'ın karısı hastaneye yattı. Beyin kanaması geçiriyor. Bayağı kötü durumda. Bebek bende. Özkan gelir gelmez geleceğim hemen. Senin yalanlarından bıktım artık. Anladın mı? Bıktım. Ya ne diyorsun? Ne yalanı ya? Kadın ölüyor diyorum ya. Ölüm döşeğinde. Sen ne diyorsun? Sende hiç insanlık yok mu? Sen benim şaka falan mı yaptığımı zannediyorsun? Hemen gel kızını al. Yoksa göndereceğim. Tabii ki gelip alacağım kızımı. Sen şeyi söyler misin? Hazal ne yaptı da seni bu kadar sinirlendirdi? Ne oldu Dilara? Ne oldu, ne diyor ya? Ne diyebilir baba? Yalan üstüne yalan söylüyor. Ne diyebilir? Cihan böyle bir kadın için bizi terk etti işte. Adam olacak kızım, adam olacak da işte. Geç olacak diye korkuyorum. Geç oldu baba. Geç oldu artık. Öyle deme ya. Şimdi kocandır kızım, nadim olur, ayaklarına kapanır. Hiç belli olmaz bu işler. Kapansa ne olacak? Düzelmez baba artık. Siz de bunu artık söyleyip durmayın. Cihan düzelmez. Abi. Kardeş vereceğim, tamam dur. Abi para. Abi. Gülsene. Gülsene. Çıktım ameliyattan. Yok ama çıkacak şimdi. Abi. Gülsene. Ya cüzdanı evde unutmuşum da. Arkadaş 50 lira borcum var takside. Tabii tabii, şunun ön gözünden asma. Eyvallah kardeş, sağ ol. Özkan Bey'im, gitmem lazım. Ne canım, bana mı bırakıyorsun? Ya evet. Ya ablama da ulaşamıyorum Gülsene. Ne olur beni bunu bırakma ya. Ablan gelir birazdan. Karnını doyurdum, altını da temizledim. Birazdan uyur zaten. Hazal'la ilgili bir şey olmasa hayatta gitmezdim. Ama gitmem lazım. Hadi gel. Sağ ol Gülsene, sağ ol. Allah razı olsun, çok sağ ol. Oyluş. Aslan oğlum benim. İyi olacak anne, merak etme oğlum, iyi olacak. Yok kızım, gelmeyecek, vallahi gelmeyecek. Bıraktı senin başına kızı. Bak duydun mu? Anan bile istemiyor seni, anan. Bakıp büyüten kadın istemiyor. Görürsünüz.
Koşun. Ne oldu? Hazal rıhtımda ve çok kötü görünüyor. Hiçbiriniz sevmediniz beni. Hiçbiriniz sevmediniz. Keriman Akçatepe. Adresin? Ya komiserim, vallahi billahi ben çalmadım. Çalsam şimdi üstümde olmaz mı? İki gözüm önüme aksın ki çalmadım. İftira atıyorlar komiserim. Sorulan sorulara cevap ver. Adresin ne? Ömer Hayyam Caddesi. Alo. Rahmi Bey merhaba. Ben asayiş şubeden komiser Bedrettin. Ha, merhaba Bedrettin Bey. Amirime bir ihbarda bulunmuşsunuz galiba. Evet. Keriman Akçatepe. Şahıs şu an karakolda. İfadesini alıyoruz şimdi. Ha güzel. Yalnız ben bir şey çalmadım diyor giden arkadaşlara. Küpeler sizdeymiş. Öyle iddia ediyor. Bir dakika. Küpeler aldı değil mi küpeleri? Sende değil küpeler. Ne münasebet baba, ben de. Yok, gelinimdeymiş küpeler. Hırsızlık teşebbüs halinde kaldı yani. Yani. Geliniz buraya kadar gelip bir şikayette bulunsa? Buraya kadar gelip bir şikayette bulunsun diyor. Ama neye gideyim ben şimdi oraya? Yeterince rezil olduk zaten. Rahmi Bey. O zaman bundan bir şey çıkmaz.
Savcı kızabilir gereksiz işlem yapıyorsunuz diye. Peki şöyle yapabilir miyiz? Şahsı nezarete atabilir miyiz? Tabii onu yapabiliriz. İyi, öyle yapalım o zaman. İşte ne kadar kalabilirse kalsın. Sen de ne insaflı kadınsın ya. Ne güzel kurtulacaktık ömrümüzün sonuna kadar. Emine Hanım. Bana Azmi'yi çağırır mısınız lütfen? Buyurun Dilan Hanım. Azmi, içerideki sandalyeyi götür. Nereye koyuyorsan koy. Sonra Hazal'ı alıp annesine götürüyorsun. Annesi evde yoksa gelene kadar bekliyorsun, tamam mı? Peki Dilan Hanım. Emine, sen de bavulu hazırla. Oraya koy, Azmi alsın orada. Abi çocuk çıktı. Tamam. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Kulübe falan gidelim, olmaz mı? Evet evet, kulübe gidelim. Gitsem ya. Ne olacak eve gidince? Gene Hazal'ın konusu açılacak. Zaten sinirlerim bozuldu. Yeterince üzüldüm. Eve falan gitmiyorsun. Of. Gerçekten inanamıyorum ya. Düşündükçe sinirleniyorum. Cansu, artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Lütfen. Daha fazla konuşmayalım. Bak, yeterince üzüldün. Yeterince moralim bozuldu. Sinirlendin. Yeter. Hadi ama. Öyle olmaz ki, biraz canlan, neşelen. Dur, sana bir müzik açayım. Galeriden mi aldın arabayı? Hı, galeriden aldım. Kızmasınlar şimdi ama aldım diye. Yok canım, niye kızsınlar ki? Hem Tuğrul amcanın da haberi var. Kendi söyledi hatta, boş boş duruyor al sürekli. Lan dokunma kardeşime, bırak beni!